merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Efendim hoş geldiniz. Show TV ekranlarında Vazgeçme programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün günlerden Salı. Yeni bir haftanın ikinci günüyle sizlerle birlikteyiz. Önümüzdeki haftadan itibaren ekiple konuştuk. Artık bahar da geliyor. İşte Covid sayılarında da işte aşağı doğru hafif düşüşler var. Zaten bazı önlemler de gevşetildi, rahatlatıldı. Biz de önümüzdeki haftadan itibaren bazı değerli izleyicilerimizi burada ağırlayabileceğiz. Dolayısıyla seyircili yayın yapmaya karar verdik. Bu kararımızı da duyurduktan sonra. Şimdi konuştuğumuz konularla ilgili, özellikle biriyle ilgili çok önemli bir gelişme var. Birazdan aktaracağım sizlere o gelişmeyi. Emekli Cinayet Büro Polisi Orhan Kemik, siz ve Avukat Funda Sadık Ahmet'le beraber sizlerin karşısındayız. Şimdi Rukiye ile ilgili olarak bazı önemli gelişmeler var. Sizin babanızın katili olduğunu düşündüğünüz, önce aslında şüphelenmemişsiniz kendisinden. Evet. Yılmaz Kadın cinayetini konuşacağız bugün. Kızı Mercan, oğlu Talip Bey, diğer oğlu Murat ve Rukiye'nin ikinci kocası Durasan burada. Bu arada Durasan, kızımıza iyi bakıyorsun değil mi? Hani meselesiyle ilgili ben birazdan ona açıklık getireceğim. Öte yandan arkadaşından bahsediliyor. Kezban Çintay'dan bahsediliyordu. Onunla ilgili gelişmeler var. Dün esrarengiz bir fotoğraf vardı, daha doğrusu adliyeye gittiklerinde Rukiye'nin yanında Ömer Bey diye biri vardı. Biz Ömer Bey'in kim olduğunu bulduk, ulaştık. Onunla ilgili çok önemli iddialara da ulaştık. Onların hepsini sizlere açıklayacağız. Önemli iddialar var gerçekten. Yani sizin babanızın cinayetle ilgili, cinayetiyle ilgili bütün olasılıkları biz değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Evet. Sayın Savcım da soruşturmayı çok fazla hızlandırdı. Orada da çok önemli bazı gelişmeler var. İnşallah. Yani biz nasıl olayın üzerinden duruyorsak Sayın Savcım da çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Silifke Savcısına, Sayın Başsavcı'ya da kolaylıklar diliyorum. Allah kolaylık versin. Ben hep söylüyorum, yani biz burada gazeteciler olarak bir yere kadar bu işi yapabiliyoruz ama asıl iş işte jandarmanın, emniyetin. Bunu söylediğim zaman bu bir klişe değil, bu bir gerçek sevgili izleyiciler. Siz zannediyorsunuz ki programlarda bu cinayetler çözülüyor, öyle değil. Yani zaten olayın bir HTS boyutu var, olayın bir boyutu var, kriminal boyutu var. Onlar belli bir aşamaya, çünkü bir de olayın hukuki boyutu var. Yani olay belli bir aşamaya geldikten sonra tabii ki olaylar çözülüyor ama bu olayı çözen kişiler biliyorsunuz ki jandarma, savcılar, hakimler vesaire. Onlar yani. Şimdi bakın, burada 4 tane mağdur kadın var. 3 mağdur kadın var. 4 tane olduğu söylenmişti. Dün dediler ki 300 tane mağdur kadın var. Bize çok enteresan telefonlar geldi. Asiye Hanım, Fatma Hanım, Sevgi Hanım. Çok enteresan. Yani bir çeteyle olduğu ile ilgili kuvvetli iddialar var. Ama farklı çok enteresan iddialar da geldi. Yani bu mesele sadece basit bir dolandırma meselesi değil. Yani insanların güvenini nasıl kazanıyorlar, hangi şantaj yöntemlerini kullanıyorlar. Çok enteresan iddialar var. Birazdan onları sizlerle paylaşacağım. Şimdi çok üzgün olduğumu söyleyeyim öncelikle. Sevgili Recep, sevgili Tülay. Biz aslında bir kadının parçalanmış cesedinin nerede olduğunu sizle konuşup sizin yardımlarınızla bulmaya çalıştık. Daha doğrusu bununla ilgili iddiaları bir yandan mahkemede vardı. Bugün Antalya'da mahkeme görüldü. Şimdi sizin ablanız Azize'nin vücudunun parçalandığını siz bize söylemiştiniz. Daha doğrusu Murat'ın ifadelerinden, kocasının ifadelerinden biz bunu biliyoruz. Daha doğrusu özür dilerim. Yani, Murat'ın ifadelerinden biz bunu. Siz konuyu öyle aktardınız. Sonra Murat'ın ifadeleriyle biz bunun öyle olduğunu öğrendik. Daha sonra Murat ifadesini değiştiriyor biliyorsunuz. Stüdyoda bulunan Recep de Tülay'ı sizin katil olmakta suçluyor. Şimdi bugün mahkemede Murat 10 sayfalık bir mektup yazmış bize. O mektupta şu kadar söyleyeyim sadece. Murat sizi suçlamaya devam ediyor. Evet. Yani diyor ki bu işi yine Recep'le Tülay yapmıştır. Onlar öldürmüştür. Biz daha fazla detayı konuşacaktık aslında. Burada bu arada diğer kız kardeşi Betül burada, işte diğer damatları Musa burada, Azize'nin ailesinin. Hatta mahkeme başkanı, özür dilerim bir dakika, mahkeme başkanı Betül'ün, yani bir hakime hanım bu arada, Betül'ün bir iddiası vardı. Yani cesedin Ankara'da Şerifli Koçhisar'da Musullar Köyü'nde olduğunu sen aileden duyduğunu söylemiştin. Evet. Mahkeme başkanı, hakime hanım tabii kimsenin
mahkeme başkanının verdiği kararı sorgulamak haddim değil. Evet. Ama bir en ufak bir kadın cinayetinden bahsediyoruz. Kadın vücudunun parçalandığını, korkunç şekilde öldürüldüğünden bahsediyoruz. Her türlü olasılığın değerlendirilip aslında o mezarın açılması gerekiyordu. Evet. Onu dedikodudan ibaret bulmuş. Evet. Evet. Maalesef mezar yeri açılamıyor. Bize de Hakime Hanım bir yayın yasağı getirmiş. Dolayısıyla biz artık bu yayınlara maalesef mahkeme başkanı böyle bir karar verdiği için bu yayınlara maalesef devam edemiyoruz. Keşke bu yayın yasağını, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz, bu yasakların bir sonu yok biliyorsunuz. Keşke yayın yasağı kararını alacağına bu yayınlardaki çelişkiler ve vesaire konuştuğumuz detaylar çünkü mahkemeye de faydası olacaktı. Evet. Yani biz örneğin Ergenekon balyoz davalarında hiçbir zaman bir yayın yasağı gelmedi. Evet. Mesela siyasi olaylarda da biz neler neler konuştuk. Buradaki hepsini iddia olarak dile getirdik ama maalesef ve maalesef bir kadın cinayetinin konuştuğu yerde mahkeme başkanının bir hakime hanım olduğunu biliyorum. Bir kadın olduğunu duydum, öğrendim. Evet. Yani kadın cinayeti, kadın cesedinin işte Azize'nin cesedinin olduğu yerle ilgili meseleleri bir dedikodudan ibaret bulduğunu söylüyor. Detayları konuşamazsınız. Ekranda kişi hak ve işte tam olarak hangi maddeden dolayı verdiğini bilmiyorum ama kişi özgürlüklerine giriyorsunuz diyor. Dolayısıyla biz sizi buraya zorla getirmedik. Biz karşı tarafları da suçlamıyoruz. Hepsi de zaten inşallah Sayın Mahkeme Başkanı inşallah bir an önce olayı sonuçlandırır. Doğru sorularla inşallah bir sonuçlandırır da Azize'nin cesedine inşallah ulaşırsınız. Yani ancak biz bu kadar yapabildik. Kusura bakmayın. Peki Didem yani, abla hani mektubu neye dayanarak? Ben mektubu size açıklayamam ama mektupta sizi suçluyor. Diyor hala ki, elinde bir kanıt olmadan yani katilin ikiniz olduğunu söylüyor. Ama peki elinde bir kanıdı var mı? İşte siz de kendinizi anlatmanız için bu mecrayı ben size açtım. Ya ben söylüyorum yalvarıyorum. Ama üzgünüm. Yani siz eğer bu yayın yasağının kaldırılması için başvurur, işte biz bunu kaldırılmasını talepte bulunursanız siz talepte bulunursanız biz de tekrar ekranlarımızı size açarız. Biz zaten güvenmesek niye gelelim? Ben size ilk önce dedim zaten. İlk önce devlet sonra siz dedim. Estağfurullah. Ayağınıza yalvardım. Bakın bu ekranlar bazen bazı kişiler bunu anlamayabiliyor. Yani bu bazen emniyette olabiliyor, bu bazen savcılıklarda olabiliyor, bu bazen yargıda olabiliyor. Yani. Aslında bu birlikte önemli bir güç. Bir yani medya işte yargı hepsi işte emniyet güç el ele verip inanılmaz güzel sonuçlar alabilirdik. Biz el ele verip çok güzel sonuçlar alabilirdik. Azize'nin cesedinin nerede olduğunu bulabilirdik beraber. Üçüncü duruşma yapılıyor. Bütün o konuşulanlar dedikodu olarak nitelendiriliyor. Vallahi takdir sizin sevgili izleyiciler. Bir kadın daha inşallah fail meşhur kalmaz. İşte, çünkü çok Murat'ın çok yani enteresan bir mektup. 10 sayfalık bir mektup ama detaya giremiyorum. Ya insan yalan söylemese bu. Yani bir hak yok burada mu? Burada dayanışma olaraktan geldim yok ben yani, zaten. Kadınlara yazık değil mi? Beni. Allah aşkına ya lütfen. Ben buraya bir geldim, işimi bıraktım, çocuklarım şu anda dışarıda. Eşim kurban olayım Didem abla. Yapamam, ben sana ne diyeyim ben ya? Var, hayır olayım. Ben bulmanı da istiyorum, kurban olayım abla. Ben şöyle buraya yapalım, geldim. Ay kurban olayım, ay kurban olayım. Olur mu? Hayır. O kadın mezarı yok, mezarı yok. Biliyorum. Yani ben onu söylüyorum, kurban olayım sana. Kurban olayım Didem abla. Yani bu şekilde bak, şu anda o hakaret ediyorum. Yani diyorum Çilay. Ki... O katil içeride iftira atıyor ama ablam yok. Tülay, yok, kurban Tülay. Olurum. Yok elimi diyorum. Elimi mahkeme kurban olurum. Ay, kurban olurum. Ben kurban olurum. Mahkeme başkanı elimi kolumu bağladı. Ben bu kadar yapamam. Ama sana söz veriyorum. Hukuki yollara beraber kurban başvuralım. Ben sana. Ben sizin avukata gerekin kurban olayım ya. O kadın ne mezarı var ne parçalanmış diyor ki nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Tamam, bilmiyoruz. Tamam. Kurban nereye olayım Didem abla. Bilmiyoruz. Sen bundan daha fazla. İlk önce Allah ve sonra kurban. Ay estağfurullah. Ay estağfurullah. Ben ama bunun hukuki yolları var. Daha fazlasını yapamıyorum. Hayır, ben de ağlayacağım. Ben dilekçeni sen dilekçeni yaz ya yazar ben de biz de elimizden geleni yapacağız. Gene geleceğim ben sana Didem abla. Tamam. Gene geleceğim. Suçlu vallahi yeter, de geleceğim. Çekeceğim. Adam her gün ağlıyor. Çek. Diyor ki kızımı bulun. Mektup yazıyor. Kendi yapıyor. Ediyor. Mektup yazıyor. Kolay mı abla? Kolay kafasından mı? Sürekli senaryolar yazıyor. Engesini atıyor, babasını atıyor. Yani kendi hiçbir şey yapmamış gibi mağdur bırakıyor kendini. Hatta size şöyle söyleyeyim yani şeyler o kadar mektup çelişkilerle dolu. Turgut da ben işte mahkeme biter, yani mahkeme devam kurban ederken bir tahliye kararı olduğunda Turgut da buraya gelmeye karar vermiş. O da birçok şey ama üzgünüm yani yani Emir Demir'i Orhan keser. Orhan Bey açıklamasını yaptı Didem Hanım. Üf ya yazık ya. Ben...
benim burada yani ablamı zaten bulmak. Emin başka bir kadına da zarar gel. Abla benim orada Turgut tarafından da olsun ve Şaban da olsun. Yani dışarıda adamları var. Ben öldükten sonra ben ne yapayım? Allah korusun abla, Allah. Ya bu da en azından ihbardır. Mahkeme evet. Başkanı inşallah bunu ya duymuştur. Ben duysunlar. Antalya'da hemen söyleyelim. 5. Ağır Ceza Mahkemesi. Benim hayatım ve çocuklarımın hayatı tehlikede. Tamam. Siz de avukatlarınız da var. Siz de başvurun, biz de başvuralım. Yeni yasağın kaldırılması için inşallah elimden geleni yapacağım. Oğlum Allah'a emanet olun. Öperim hakimin ayağına mı bulunsun? Allah'a yani emanet olun. Yani sadece şey olmasınlar diye, bulunmasınlar diye bu yayın. Evet oğlum inşallah elimden geleni yapacağım. Orhan Bey zaten başım gözüm üzerinde yani yeriniz var. Evet. Orhan Bey açıklamasını yaptı zaten. Tamam. Ya, çok bir şeye HTS kayıtları o kadar çok şey konuşacaktık ama mahkeme başkanı böyle karar verdiği için maalesef. Ederim abla ya, kurban şimdi dolandırılan kadınlara sizlere yardımcı olmak için dünkü konuştuklarımızı hatırlayalım. Sonra diğer mağdurlarla sizi uğurlayacağım maalesef. Siz de devam edeceğim. Yapalım. Üç çaresiz kadın, üçü de mağdur. Yaklaşık 1 milyon lira dolandırıldılar. İkiniz birbirinizi tanımıyorsunuz değil mi? Hayır tanımıyoruz. Nereden buldunuz birbirinizi? Sanal alemde. Sanal alemden. Bir kişinin sayesinde evet. Yayın yapmıştı. Ben de tesadüf geziyordum. Orada baktım Aydın'ın ismini görünce daha önceden ömürden duydum. Telefonla yanımda konuştular. Yönlendiriyorlardı bizi. Siz farklı illerde misiniz? Hayır aynı ildeyiz. Ama şahıslar birbirini tanıdığı için... Bayan benim yanımda sürekli durduğu için telefonda konuşurken Aydın'ın ismini duydum. O sanal alemde de görünce oraya başvuru yaptım. Hemen dedim ki abi ben de dolandırıldım. Kaç kişisiniz siz ya? Biz yani çok kişiyiz. Çok fazla Didem Hanım. Deştikçe dipsiz kuyu sürekli bir şeyler sayı çıkıyor. Sayı kaç tahminen? Bir tahmin edin. 300 benim, buluyor. Ne? 300. Evet. Geçiyor. Evet. 300. Benimkiler de eşlenirsin 300'ü geçiyor. Bu insanlar bir markete gittiği zaman bile alsalar onun bile parasını ödemeden çıkıp giden insanlar. İki arkadaş, üç kadını da akıl almaz yöntemlerle dolandırdı. Ciddi derecede işe ihtiyacım vardı. Aydın Bey'le tanışıyorsunuz. Evet. Nasıl tanıştınız Aydın Bey'le? İnternet üzerinden iş başvurusu yaptım. Evet. Çeşitli numaralarla kendileri internette iş ilanları veriyorlar. Fatma Hanım'ın başvurduğu ofisi kapatıyorlar, başka bir ofis açıyorlar. Uzun süre kalmıyorlar. Bir ay, iki ay o ofiste kalıyorlar. Yaptıkları yanlış ayyuka çıkınca hemen ofis değiştiriyorlar. Zaten kiraladıkları ofislerin parasını da ödemiyorlar. Bana da ilk önce işte kredi çekelim dediler. İhtiyacım vardı. Evimi ortaya atınca hayır dedim. Sonra bir gün sonra da beni hadi dedi çay içelim dedi. Ben de ara ara kalıyordu bayan arkadaş. Çay içmeye gittiğimizde ben gözümü açtım, bayıltılmıştım, bir yerdeydim. Benim de bir tane evim vardı işte. Onu da mı aldılar? Onu aldılar. Oh. Suçlanan isimlerden ilki canlı yayına bağlandı. Asıl mağdur benim dedi. Size tek tek söyleyeyim. Tamam söyleyin. Bahsettikleri bütün iddialar asılsızdır. Hiçbir ödemesini yapmadın. Beni bankaya borçlandırdın. Bir dakika, bir saniye. İcra geldi yeter evime. Etme, nasıl evrakımı gönderdim diyorsun ya. Fatma Hanım'ın konusuna gelince her şey bilgin dahilinde. Hiçbir şey benim bilgim dahilinde değil. Beni bankada takip ettirdiniz. Beni takip bankada peşimde ne geziyor bu adam? Mahkemede de görüşeceğiz. Ben sizden de şikayetçiyim. Paranız hesabınıza yatırılmış. Borçlarınız ödenmiş. Her şeyiniz de tas tamam. Şimdi burada üç kadın var. Fatma var, sevgili Fatma, sevgili Sevgi ve sevgili Asiye Hanım var. Şimdi siz dün dediniz ki sadece biz üçümüz dolandırılmadık. Zaten bize başvuran dört kadınsınız. Biri yüzünü göstermek istemiyor, onu biliyorum. Sonrasında dediniz ki dün Asiye Hanım siz söylediniz galiba. Sayı 300'leri bulabilir dediniz. Evet. Ve inanılmaz bir rakam da, yani inanılmaz rakamlara da ulaşabilir. Öyle iddialar var. Yani... ve diğer işte başka isimlerin de bu işin içinde olduğu iddiaları var.
Ben Fatma Hanım şunu merak ediyorum. Üçünüze de aynı soruyu soracağım. Özellikle Fatma Hanım, siz sevgili Fatma. Hangi yöntemi kullanıyorlar sizi ikna etmek için? Yani düşünsenize, yıllardır eviniz, birikiminiz. İnsan bazen kardeşine güvenmez yani çoğu kez. Aile bireylerinden güvenmez bilmem ne. Tanımadığınız, işte size iş güvencesi de vermişler. Anlıyorum ama sizi hangi yöntemlerle cezbettiler? Yani... Şimdi bu insanlar önce kişinin zaafını öğreniyorlar. Her kişinin zaafına göre hareket ediyorlar. Evet, sizin sizce zaafınız neydi? Var. İtiraf edin. Sizin zaafınız neydi mesela? Benim zaafım o anki işe ihtiyacım vardı ve bir düzen kurma peşindeydim. Artık bir ailem sevgiye olsun. İhtiyacınız evet. Varmış kısacası aslında. Yani düzen kurayım. Sonuçta benim kızım gelmiş belirli bir yaşa. Yarın evlenip gidecek. Kaç çocuğunuz var? Bir tane. Bir tane kızınız var. Evet. Kaç yaşındasınız siz? 39 yaşındayım. 39. Sevgili Asiye'cim, seni nasıl ikna etti bu insanlar? Hatta senin evine bile gelmişler, ağzına silah dayamışlar, şarj etmişler. Benim şimdi bayan arkadaşım, kız kardeşiyle iş yerinde tanışıyorduk. Kız kardeşinin orada tanıştık. 7-8 senelik bir arkadaşlık var ama ara ara gelip gitmelerine. Daha sonra bir kredi ihtiyacım oldu. Bir 10 lira çekildi. Hayır, sizi nasıl ikna ettiler? Sizin paraya mı ihtiyacınız vardı? O ara vardı. Bu sefer evi öne atınca ben vazgeçtim. Siz tek mi yaşıyorsunuz? Evet, tek yaşıyorum. Evli misiniz? Yani yok, pardon, evlendiniz mi? Boş evet, anladım. Evlendim. Kızım var bir tane. Bir tane kızınız var evet. Sizin de. Orada işte krediyi dedi ki evi dedi bir esnaf kefaletten birine. Ya şöyle, sizi parayla ya da bir şekilde evet, yani sizin evet. Evinize, amaçları sizin evinize evet. Ulaşmak. Siz de peki E-Devlet şifrelerinizi falan verdiniz mi bu adamlara? E-Devlet'i vermedim. Sadece TC'mi aldı. Tamam, TC'de ulaşabiliyorlar. Ondan sonra bana dedi ki böyle yapacağız deyince ben hayır dedim. Korktum. O gün oturduk. Dedi ki bunun bir çözümü vardır. Çekeriz azıcık bir kredi dedi. Tamam. Fakat sizin de para ihtiyacınız vardı. Ben çok detaya girmek istemiyorum. Sadece nasıl ikna ediyorlar? Nasıl güvenlerini, sizin güveninizi kazanıyorlar? Önce çekti işte 10 lira çekti. Elime hepsini saydı verdi. Okey, 10 lirayı verince hemen dedi ki tamam yani. Yani o gelince yine gideceğim kendim çekiyorum. Çünkü dedi, bu ayarlıyor ama ben çekiyorum. Ben orada içeride alınacağım. Sen dedin ki yani bana 10 bin lirayı veriyorsa ha. Devamı da gelir bunun yani. İşte ben çekeyim dedim. Klasik taktiği önce güvenmeyin. Ondan sonra da evet, ondan sonra da ben hayır evi yapamam, o evin üstüne yapamam deyince. Konuşuruz detayları. Peki sevgili seni nasıl? Benim paraya ihtiyacım vardı ama o parayı da düzgün bir işle kazanmak istiyordum. Ne iş yapıyorsun sen normal? İşin gücün yani mesleğin? Şu an işim yok. Onların yanında asistan olarak başladım ve çok işimiz var. Çok yoğun olacağız. Sen hiçbir işe yetişemeyeceksin. Çok eleman alacağız. Kayseri'de bir inşaat işleri vardı. Bunun slaytlarını gösterdi. Çok büyük bir inşaat. Etkilediler 8 seni blokluk. Yani. Evet. Bir televizyon kanalında var. O da dolandırıldı maalesef. Onun ortak olarak tanışıltırıldı. Şair. Evet, İzmir'de ortakları olarak tanıştırdılar. Onu da dolandırdıklarını ben daha sonra öğrendim. İşte televizyonda yayınlarımız var. Kitap basacağız. Yayınladığı kitabı, yayınlayacağı kitabı çocukların yararına hiçbir karşılık. Her şey. Yani sizin de dolayısıyla. Bilinmeye ve tanınmaya işte ihtiyacı var. Ya da işte bilmiyorum hangi gerekçelerle, öyle anladım ben. Sizin de paraya daha ekonomik anlamda işte evet. Daha rahat etmeye ihtiyacınız var. Bu güveni de size vererek bir... Sürekli bir iş, hatta birçok iş. Ben Kayseri'ye gidip geldiğim zaman şey düşündüm. Eyvah dedim, ben nasıl yetişeceğim bu kadar işe? Daha bir de Kayseri'ye de gittiniz yani. Gittim, gördünüz inşaat yani. Alanını falan gördük. Tabii ki inşaat onlara alanını gördük. Onlara mı aitmiş inşaat alanı? Hayır değil. Başka bir iki insan geldi. İki insanla görüştüler. Sonra Aydın denen şahıs... Maalesef burada olmaz. Kayseri'nin halkı kooperatife alışkın değildir. Versek geri alamayız, çok zorlanırız gibisinden o işin olmasına yani engel oldu. Size inşaat alanı birçok şey de gösterir. Ya gerçekten bayağı profesyonel slaytlar gösterdiler. Nasıl? Televizyon çok ciddi güven kazanmışlar. Evet. Televizyon programlarında Kürşat Bey sunuculuk olarak yapıyordu orada. Evet. Sanatçılarla falan konuşuluyordu. Şu sanatçı, bu sanatçı. Üstelik internetten ben Kürşat Bey'in daha önceki yayınlarını izledim. Sanatçıları da dolandırdılar mı yoksa? Var mı dolandırdıkları? Ben sanatçı ismi olarak bilmiyorum açıkçası.
normal kadın arkadaşlarıma, bir iki tane de erkek arkadaşa ulaştım sadece, dolandırılan. Onlar da katılacaklardır herhalde. Yani sayı 300'ü geçecek diye düşünüyorsunuz. Peki, şimdi herkesi farklı, herkesin zaafı neyse o farklı yöntemleri kullanmışlar. Ve inanılmaz, şu anda sizin bu birkaç kişiden anladığımız kadarıyla 1 milyona yakın para gitmiş. Şimdi daha hesap kitap işine girmedik Melis Ay'da olduğu gibi. Yani bu çeteler maalesef, eğer iddialarınız hepsi doğruysa, dün ama bir beyefendi katıldı. Bey de sizinle ilgili, ya biz hepsinin zaten bir ödemesi var, ödemesini yapıyoruz. Yayın yapmak hiç hoşlanmam. Şimdi bir hanımefendi daha ismini vermek istemiyor. O da bir Skype'la mağdur olduğunu söylüyor. Kendisini görebilir miyiz arkadaşlar? Skype hazır mı? Hanımefendi merhabalar. Merhaba. Siz de İzmir'de mi yaşıyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz? Evet Midem Hanım, ben de İzmir'deyim. Lakin ben mağdur değilim. Nesiniz? Sadece arkadaşların anlattığı kadarıyla tanıyorum. Olayları o şekilde biliyorum. Sizin tanıdığınız mağdurlar var, doğru mu? Evet, doğru. Peki sizin tanıdığınız mağdurlar neden size ulaşıyorlardı? Bize de ulaşsınlar. Ben rica ediyorum, bizi de arasınlar. Şimdi şöyle, tanıma zaten benim arkadaşımdı. Onlar da aynı şekilde iş başvurusuyla gittiler. Tamam. Hatta ben de çalışmak istediğim için bana da öyle bir teklifle geldiler. Fakat benim ailem müsaade etmediği için ben onlarla çalışmadım. Peki sizin arkadaşınız ne yaşadı onlarla? Yani nasıl bir şey yaptılar? Bana anlattığı kadarıyla, şahısları tanımıyorum. Hı hı. Lakin bana anlattıkları kadarıyla onlar da işte bir arkadaşım 25 bin, bir arkadaşım da 70 bin gibi bir kredi çekmiş. Hı hı. Bunun sebebini sorduğumda, henüz çok yeni tanıyorsunuz, neden bu kadar yüklü meblağlar çekiyorsunuz dediğimde, hı hı, duygusal anlamda yaklaşıp işte evleneceğiz, aa, sen benim eşim olacaksın diyerek birlikte oluyorlar ve ellerinde görüntüleri olduğunu söylediler bana Didem Hanım. Öyle mi? Kadınların görüntülerini mi çekmişler? Şantaj var. Duydum ben de. Evet, yani bana söylenen o. Dediğim gibi ben mağdur da değilim. Kaç kadından, şey, sizin tanıdığınız arkadaşınız kaç kadın var, mağdur var o zaman? Şimdi benim tanıdığım iki tane. Hı. Sadece bir tanesini görüntülerle tehdit ettiğini, şantaj yaptığını söyledi. Bunun benim zamanını kızım... biliyor musunuz? Aynı zamanda Fatma Hanım, siz de birkaç kadını aynı anda mı acaba idare etmeye çalışıyorlar? Zamanını biliyor musunuz hanımefendi, siz o işte evet, cinsel görüntülerin? Fatma Hanım'la... Ha. Diğer kişileri aynı anda idare ediyordu. Hı hı. Fatma Hanım da biliyor. Hatta o arkadaşımıza da galiba birkaç kez telefonda birlikte gidelim diye istekte bulunmuş. Fakat arkadaşım gelmek istemedi. Sebebinin de şu anda büyük kızının Kayseri'de onlarla çalıştığını söyledi. Büyük kızının Kayseri'de onlarla. Bir Kayseri'de işte, evet, kim olduğunu biliyor musunuz? Ben bu bayanı tanıyamadım ama benim dönemim. Evet, diğer ismini vermek istemedi, bir bayan daha vardı. Hı hı. Bu kişilere, evet, 25 bin ve 70 bin kredi çektirildiğini öğrendim. O zaman şey, olay doğru. Evet. Peki arkadaşlar, yani bu anlaşılanları olduğu gibi şeye, KJ'ye taşır mısınız? Sadece evlenmek değil. KJ'ye nasıl taşırsınız bilmiyorum ama taşıyın. Kadınların müstehcen görüntülerini, yani özel görüntülerini, birlikte olduğu görüntülerini çekip onlar üzerinden de şantaj yapıyorlar. Ama aynı dönemde o zaman sizin evleneceğini söyleyip, evet, sizi de ikna etmiş, sizi evinizden, sizin elinizden evinizi almış. Evet. Başkalarına da, başka kadınlara da. Peki size şantaj yaptılar mı? Hayır, ben şimdi buraya yalan söylemek için gelmedim. Doğru. Yok, neyse, neyse onu anlatın zaten. Evet. Bana şantaj, tehdit, mehdit herhangi bir şey uygulamadılar. Ama polis rozeti taşıyordu. Onu gördüm. Oo. Polis şapkası vardı. Rozeti de mi, evet, var? Evet. Gümüş renginde bir ağırdı hatta. Şey vardı, rozet vardı. Polis şapkası vardı. Nasıl, hastane nerede takıyor bu adam? Hastane polisiyim ben demişti hatta. Ne dedi? Hastane polisiyim. Hastane mi? Evet. Hastane polisi aynı zamanda. Evet. Aynı zamanda ticaret inşaatçı yapıyor. İnşaatçı. Evet. İki ay sonra avukatlık aynı zamanda sınavlarına gireceğim de falan gördüm demişti. Hatırladınız mı Emrah evet, diye. Rengarenk bir sürü kimliği şapkası vardı. Var, evet. Şapka yelek gibiymişti. Daha sonradan farklı isim kullandığını da, hı-hı, duydum. Evet.
Hayvan çiftliğimiz var dediler. Hatta gittik oraya, süt, peynir tarzı şeyler de aldık. Orası da başkasınınmış. Onu da öğrendik. Peki o polis rozetini yani aynı zamanda mesleğini icra ettiğini mi söyledi size bu kişi? Hastane polisiydim dedi. Yani ama hangi dönemde yaptığını herhangi bir şey söylemedi. Yani hastane polisiysen, ayrıldıysan o polis rozetini niye taşıyorsun diye tabii sormadım. Niye, ne işi var Orhan Bey'in elinde polis? Olmaması lazım. Olmaması lazım. Bilmiyorum, evet. Belki de hatıradır diye saklamıştır işte diye düşünmüş olabilir. İade ediliyor. Tabii. Evet. Normalde onlar imza karşılığı verilmişti. WhatsApp'a bakar mısınız arkadaşlar? Evet. Sonra emekli olurken de iade ediyorsunuz onu. Yani sizi her anlamda, size bir de şey, bir güvenlik şemsiyesi böyle. Sanki ben polisim, seni korurum, merak etme diye. Öyle hepsi bir... gösteriş. İzmir Torbalı İstasyonu'nun orada 300 metrekare büyüklüğünde bir dükkan gösterdiler. Zaten biz orada 2 hafta kadar falan böyle resmen koltuk, çekyat tarzı şeyleri yaptık bile. Kumaş kesiyorduk. Dikiş makinesinde bile çalışan insanlar vardı. Yeğenleri zaten sürekli. O belki bir şeydi yani, ne bileyim yani, kamufle ediyor o işlerle. Göz mobilya peki, malzemeleri vardı. Hanımefendi, sizin arkadaşınızın o görüntülerini çekince arkadaşınız gidip şikayetçi olmamış mı? Evet. Kızını tehdit etmiş. Aa, kızı var. Kızına zarar veririm demiştir. Sizleri evet, de öyle, kızına zarar veririm. Ama şikayet ederken bunu da beyan etse aslında, bir de koruma kararı talep etse hem kızı için hem kendisi için. Ama işte yani böyle oldukça şikayet da yanlarına... edilmedikçe bunlar daha çok cesaretleniyor ve daha çok insanı mağdur ediyorlar. Evet. Şimdi avukat hanım, bir yaptıkları. De şöyle yapıyorlar. Hani kendilerini biz tanıdığımız için çevredeki iş yaptıkları insanları tanımadığımız insanlarla tehdit ediliyoruz. Yani diyor ki yayında kesinim bilmiyorum, böyle geliyorlar kameralar görmesin diye oturup konuşuyor, diyor ki 10 liralık bilmem neye bakar. Diyorsun ki bakkala gidiyorsun ekmek almaya, korka korka gidiyorum, arkamdaki genç acaba o mu, onların tuttuğu mu diye bilemiyorsun. İşte topluca bir şey. Genelde olan insanları biliyorsun. Hanımefendi, sizin de bu arkadaşlarınızın toplamda işte biri 25 mi biri 70 bin lirasını mı kaptırdı toplamda? Öyle olduğunu söylediler. Peki bu sayının daha da fazla olduğu iddiası var. Siz ne biliyorsunuz? Yani siz sadece 2 tane mağdurdan haberdarsınız anladığım kadarıyla. Ben sadece ikisini biliyorum. Onun haricinde hiçbirini tanımıyorum. Lakin Fatma Hanım'ı isim olarak çok duydum. Peki Fatma Hanım... Yani Fatma Hanım'ın bu konuda öncülük yaparak çok istediğini, yardım istediğini biliyorum. Söyledikleri o. Siz tanıyor musunuz o insanı? Hatta evet. Bir annesi, onun haricinde ofiste başka bir bayan daha vardı. Ona da evet. 25 bin lira çektirmişler. Bu arkadaşlarınız evet. Nerede peki? Bu yayınlara katılmayı düşünüyorlar mı? Ya da en azından gidip şikayetçi olmayı bu noktadan sonra düşünüyorlar mı? Çünkü bunlar da çok önemli yayınlarda, ihbar niteliğinde. En azından korkmasınlar, evet. Gitsinler. İzmir'de mi yaşıyorlar bu kadınlar? Nerede yaşıyorlar? Evet, İzmir'de yaşıyorlar. Söyledikleri kadarıyla can korkusu... O yüzden pek sesini çıkaramıyor diye biliyorum. Peki tamam, lütfen kalmaya devam edin ama çok ilginç bir telefon geldi şimdi. O telefondaki kişiyi de hemen alalım. Sizin tanıdığınız biri Asiye Hanım. Biri. Evet, sizin tanıdığınız biri. Alo, hatta mısınız? Evet. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne iyi ne kötü, orta haliyim. Siz Asiye Hanım'ın nesi oluyorsunuz? Söyler misiniz? Siz söyleyin isterseniz. Ben Asiye'nin annemiz bir, babamız ayrı, karın kardeşiz. Anne bir, baba ayrı. Evet. Peki siz Asiye Hanım'la ilgili bir iddiada bulunuyorsunuz. Kardeşisiniz sonuçta Asiye Hanım'ın. Yani. Ha. Asiye Hanım kimdir? Bana mı diyorsunuz? Evet. Biz karın kardeşiz. Baba ayrı, anne bir. Yok yok, Asiye'nin siz aslında, şimdi Asiye Hanım bize başvurduğunda ben dolandırıldım, mağdur edildim. İşte ağzıma işte silah dayandı. Lütfen yalan bana yardım. Yalan söylüyor. Abla. Kendi de abla. Bankalı, Allah'tan kork be bacım. Bankaları dolandırdı. Adamlarından biri oldu. Allah'tan kork be. Evet, dolandı. Şimdi Didem Hanım. Gel şöyle, bir dakika bir dakika. Bir, ikisi konuşsunlar. Siz kardeşiniz olduğunu söylüyorsunuz, doğru mu? Doğru. Kimleri dolandırdı Asiye peki? Vallahi tanımıyorum. Gözümle gördüm, orada evin önünde oturdu. Adamlarla para çekiyor birkaç bankaya. Sonra yanında bir bayan vardı. Azari kadının da parasını 1 milyarını almış. Kadın şu an yanımda. Ay, sizin ya, hanımefendi yanınızda mı peki o da dolandırılan benim kadın? Benim mi? Konuştun mu?
Önce bir iki kardeş bir konuşun, sonra dolandırılan o kadını alalım telefona, bir konuşalım kendisiyle. Tamam, beni de dolandırdı. Abla kendine gel. Bak avukatım, abla avukatımı bağlattırırım. Olayın ne olduğunu şahitlerim de var. Bizim vasiyetnamemiz var. Miras düştü bana. Buna hak fazla düşmediği için biz şu anda mahkemedeyiz. İster de İzmir şahit olsun sana. Bir dakika. Doğuran annen, sen tuttun yeğeniyim diye annemin oteli götürdün. Dilekçe yazdırdın, paranın üstüne düştün. Yani sizin o evi, elinizden alınan eviniz, ablanız ortak eviniz mi? Hayır değil, benim kendi evim, kendi evim. Yani annemin parasını oraya aldı. Hayır, yalan konuşma. Bankada kredilerim var. Yalan konuşma. Yalan konuşma. Mehmet amca ölmeden önce adamcağız bize bakıyorsun diye, sokakta kalırsın diye adamcağız yardım etti bana. Üstüne kredi çekti. Kardeşiniz kaç da paranızı aldı, dolandırdı sizi? Bana rakam söyleyin. 1 milyar annemin, Mehmet amcanın parasından almak için annemin yeğeniyim diye dilekçeleri hep elimde. Sizin sizin 1000 liranızı mı aldı? Benim değil. Mehmet amcanın parası. Annem onu ikimize paylaştıracaktı. Bu topu vermemek için. Ben anlamadım. 1 milyon mu? 1000 lira mı? Vallahi ben anlamadım ki, ne dediğini o da bilmiyor. 1 milyon mu? Ne kadar dolandırdı yani, anlamadım. 1000 lira mı? 1 milyon mu? Birgül Hanım. Annemin parası değil. Rahmetli ikimizin de babası değil. Annemin 4. evliliği miydi neydi? Bu adamın bankada parasını almak için, bana vermemek için, evet, paylaştırmamak için öyle şeytanlık yaptı. Avukata dilekçe yazdırdı. Ay, bankadaki parayı aldığınızı söylüyor. 1 milyondan bahsediyor. 1 milyondan. Mehmet amcanın bankada parası vardı. Ne kadar paradan bahsediyoruz? Vallahi biz bilmiyorum. Ailecek onlar paylaştı. Çocuklarıyla annem paylaştı. Yalan söylüyor. Abla. Yalan söylüyor. Abla bağlatırım İstanbul'u. Bak İsa, gelinini bağlatırım. Bak gelinini bağlatırım. Mehmet amcanın özmüz gelini, torunu bağlanır. Abla yalan konuşma. Hakkınıza şikayetçi olacağım. Benim mahkemem şu an devam ediyor. Vasiyetname çıktı benim adıma. Benim vasiyetnamem çıktı ortaya. Vasiyetnamenin mahkemesi oldu. Şimdi mal paylaşımı için oluyor. Annem İmraniye'de oturuyor, gittin Üsküdar'da 20. Annemin aklı başında vermiş, ben ne yapayım, noter aldı. Bir saniye. Biri daha telefon attığında, Hatice Hanım mı attı arkadaşlar? O Hatice Hanım'ı da anlatacağım size. Tamam, Hatice Hanım, Asiye Hanım sizi dolandırmış galiba, öyle diyorsunuz. İş nereye doğru bakın, gitti? Bakın bayanlar ben yanımda. Evet. Hatice Hanım, Asiye sizi dolandırmış. Bize dolandırıldım diye geldi. Asiye bu ne iş ya? Tövbe estağfurullah ya. Evet. Ya bir dakika Hatice Hanım, sizi nasıl dolandırdı? Kaç liranızı aldı Asiye? Ya bak, bizi yetim çocuğumla beni kandırdı, evine aldı. Evet. Evinde 1 sene kaldık. O bu bize verdiği fitreleri yedi bizi sokağa attı. Sokağa attı. Bir de bize iftira attı. Ne iftira? Gelin sorun. Bütün herkesi bağlansın, sorun. Yani size kim fitreleri verilen, işte şeyleri, bağışları şimdi falan. Şimdi onu izah edeceğim ben ya, size. Bir dakika, Hatice'ye verilen paraları sen mi aldın? Hayır şimdi şöyle. Biz geçirdiğimde bunu da çok eskiden tanıyordum. Evleri akıyordu. Elektrik ateş atmış. Kızına dedim ki gelin dedim, bende kalın. Nerede oturuyorlar Hatice'de? Az ilerimde oturuyorlardı. O ara ekmek alamıyoruz tabii ki. Bu da getiriyordu, topluyordu, getiriyordu. Mesela oturup yiyorduk beraber. Fakat daha sonra arkadaşlarım şahit. Şimdi bak, oturup getiriyor, topluyordu derken. Hatice, sen ne kadar bir paradan bahsediyorsun? Sağdan o bende vereceğim parasını. O ayrı, bakın söylüyorum ben, izliyorum. Verecek misin parasını? Hayır, ben bizi dolandırmadım. Bizi çok mağdur etti. Benim okuyan çocuğumu bile Hatice, Hatice, mahkemeye çıktığınıza geldik ya, hani kapıda ben, o kadar insan vardı yanımda. Bak onları da bağladım. Benim eşyalarımı niye vermedin? Neden vermedin? Ay, benim eşyalarım, gardırop benim. Her şey benim. Benim eşyama onu bunu yolluyor. Diyor ki benim, diyor, gardırobum var. Benim eşyam. Hangi Hatice, hangi eşyalarım var, vermedi Asiye seni? Emin ederim. Bak çocuğum şahitti. Bizi sokağa attı, eşyaların yarısına yetim çocuğun eşyası hala onda.
Şimdi bak. Allah, siz... eşyaları çocuğa niye vermiyorsun? Hayır ya? Hayır, hiçbir şey yok. Resimlerini çektim poşetlerinden, doldurdum, niye verdim. Niye vermiyorsun? Vermedi diyor. Niye yalan söylüyorsun? Her şeyini verdim Didem Hanım, her şeyini verdim. Kul getirdim orada. Bak. Vermedim benim yağımı, şeker mi? Her şeyim o buz verir bana. Ay ya ona şeker. Allah kahretmesin. Kız ne ya ne şeker, zaten beraber yemiş, bunun lafı bile olmaz. Ben de sizi evimde barındırırım. Ne kira aldım? Bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına. Bu ne biçim bir şey? Hayır, bir şey söyleyeceğim. Sen akraban değil, bir şeyindi. Niye sahip çıktın? Ben kriz geçiriyordum. Yanında kalacak kimse yoktu. Doktor dedi ki yalnız bırak. Ben devamlı ilaç içtiğim için ayağa kalkamıyordum, yemek yiyemiyordum. Akraban yok mu senin, kızın? Kimsem yoktu. Kızım çalışıyordu, çocuklarıyla gelmiyordu, gelemiyordu. Ya sen evi geçindirecek birini bulmuşsun. Hayır, geçindirmek değil, benim maaşım da var. E ben, o zaman niye o zaman alıyorsun? Ben de alıyorum. Ben kalkamıyordum, bayanlar gördü beni. Bunlar çıkarttı yalnız odadan beni. Anlatsınlar durumumu. Yani ben şoktaydım, ilaçla içiyordum, ayağa kalkamıyordum. Sadece gece yanımda bulunsunlar diye. Allah Allah. Sahip çıksınlar, bana kimse bir şey yapmasın diye. Çünkü ayıkamıyordum. İlaçlar, bayanlar beni odadan çıkarttı. Üst kattaki komşum çığlıklarımı duyuyormuş. İçeride bana bunlar baskı yapmaya başlayınca üst komşum dedi ki ben polis çağırıyorum dedi. Sana içeride ne yapıyorlar deyince aa baktım ki ben gittikçe gidiyorum. Camları kırmaya kalktım, bırakın beni diye. Kızıyla üstüme yürüyünce kadın indi aşağıya. Polis çağıracağım dedi. Ondan sonra ben de alın eşyanızı dedim. Her şeyini koydum. Hiçbir şeyini yemedim. Asla kimsenin yemedim. Şaşırdınız mı Fatma? Hı? Fatma şaşırdın mı? Hayır, bunlar beni çıkarttı. Ben biliyorum yok, yok, Hatice Hanım'ı. Hatice Hanım değil de ama kız kardeşi de öyle şey söyledi. Şey söyleyebilirim. Ben Asya Hanım'ı birkaç aydır tanıyorum. Hı. Ama etrafındaki insanların hiç güvenilir bir insan olduğunu düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorsun yani. Düşünmüyorum. Herkese... Bana diyor ki bu Hatice, sen git diyor, orada burada kal kızımdan, ben burada kalayım. Ben neden evimi bırak? Sizin de evet, dolandırdığınızı evet söyleyen, başka bir isimde telefon, ismini vermek istemeyen biri daha var telefon attığında. Bir kadın mı bilmiyorum. Birazdan şimdi konuşunca öğreneceğiz. Alo, hatta mısınız? Valla. Merhabalar, kimle görüşüyorum? İsminizi vermek istemiyorsunuz galiba. Ya, yok, isim ben vermeyeyim de benim dayımın oğlu dolandırdılar. Yalnız parayı... Ben verdim bunlara kredi çekti. Bir saniye. Beyefendi, şu anda canlı yayındayız. Didem Yılmaz benim adım. Siz tamam, Ayhan, merhabalar, teşekkürler, sağ olun. Söylüyorsunuz. Neye karşı, niye dolandırdılar sizi? Aynı bunlar isimler. Esas, Didem Hanım, dayımın oğlunu dolandırdılar. Ama dayımın oğlu bu krediyi çıkartmak için onlara 73 bin TL komisyon verecekti. Evet. Bu parayı da ben verdim. Hayır, siz verdiniz oğlum. Ne kadar ben para verdiniz? Tabii bu sefer de dolandırmış olan ben oldum. Allah Allah. Ne yapıyor bunlar? Size kredi çekeceğiz diye size şey yapıyorlar ve krediyi çekiyorlar size. Kandırmışlar. Kredi çıkartacağız diye 400 bin lira komisyon karşılığında 73 bin lira dayımın olduğuna ben para veriyorum. Parça parça verdim bunları. Evet. Ama 4 seneden beri ne kredi çıkartabildiler ne parayı, 30 bin lirasını geri aldık yalnızca. Sadece 30 doğru aldınız. Aldık. 30 bin lirasını geri aldık. 43 bin lira daha paramız kaldı. Bu hafta vereceğiz. Öteki hafta vereceğiz. Evet. Boyuna sallıyorlar. Yani... İsimlerini vermeyelim. Peki bir telefon daha var. Beyefendi o da dolandırıldığını söylüyor. Bayağı telefon yağmaya başladı. Bunlar bayağı büyük bir evet, çete galiba iddiaya göre. Ama siz nereden çıktınız öyle, onu anlamadım Asiye Hanım yani. Bir dalları daha var anladığım kadarıyla. Şimdi evet. Şimdi bir iddiayı daha telefonda dinleyelim, bir kişi daha. Alo, hatta mısınız? Evet, ben hattayım. İsminizi verebilir miyim? Soy isminizi vermeyeceğim. Selahattin, verin. Selahattin Bey. Selahattin Bey, siz evlenme vaadiyle dolandırılmışsınız. 250 bin liranız da alınmış. Kim sizi dolandırdı? Sizi evlendireceklerini evet mi söylediler? Yok, şimdi şöyle. Öyleydi. Yani başlangıçta öyle değildi. Ama öyle başladılar. Neticede 250 bin lira paramızı dolandırdılar. Siz İzmir'de mi yaşıyorsunuz siz de? Evet, yok, ben İstanbul'dayım. Ha, İstanbul'da. Evet, nasıl tanıştınız bunlarla? Nerede gördünüz bunları? Vallahi ben bir tesadüfen tanıştım bunlarla. Ne tesadüf, ne? Telefonda mı, internette mi, sokakta mı? Nerede tanıştın Selahattin?
Ha şey bu. Bunu ben bir emlak için arıyordum. Kendime ev arıyordum. Bunların ha. emlak dükkanı Deniz Köşkler'de, Avcılar'da. Oradan evet. yapmıştım. Efendime söyleyeyim. Oradan bu tarafa şey yaptık. Böyle bir iş var. Peki tamam sonrasında evlilik işine nasıl geldi? Yani sen o sırada bekarsın, evlenecek birini mi arıyorsun? Herkesin zayıf ya. Noktasını buluyorlar herhalde anladığım kadarıyla. Söyle peki. Anladım. Senin... Doğru efendim, aynı. Evet. Öyle öyle oluyor. Hı. Şimdi öyle olunca bir yıl başında Yunanistan'da öyle konuşayım, kibar lütfen, konuşayım. Lütfen kibar konuş. Televizyonda yayın yapıyoruz Selahattin yani. Yunanistan'da bir kadın diyelim. Ha, evet. Yunanistan'da bir kadın telefon etti. Böyle böyle dedi. Ben dedi evimden çok rahatsızım dedi. Hı. Ben dedi buradan Türkiye'ye kaçmak istiyorum dedi. İzmir kökenliyim dedi. Öyle başladı olay. Ondan sonra bu... Peki Yunanistanlı Yunanistanlı kadınla. Telefon geldi bana. Ha. Telefon nereden geldiğini bilmiyorum. Ya Selahattin özür dilerim, o da başka bir iş galiba. Sen evlenecek birini aradın, hiç Yunanistanlı kadın seni nereden buldu? Ay, telefon ay. Şeyden buldu işte. Telefonla... Parayı onlara 250 bin lirayı nasıl verdin ellerine? Nasıl, neyin karşılığında verdin o parayı? Şöyle. Bir şahıs var. Elden de verdim. Ha bir dakika, ben bir banka ismi söyleme de bana. 250 bin lirayı bankaya mı yatırdın onların adına? Tabii. Ne yapacaklarmış peki 250 bin lirayla senin için? Şimdi şöyle, bu getiren bayan, bu Yunanistan olan bayan, evet. Altın gösterdi elinden, tamam mı? Bu telefonda. Ben dedi bunları getireceğim dedi. Ve getireceğim derken kadını getireceğim diye senden 250 bin lira para istediler, doğru mu? Abi. Yunanistan'dan şöyle. Kadın getiriyorlar. 250 bin liraya. Ondan sonra kadın altınları kapattı. Ya Selahattin özür dilerim de sen 250 bin lira cebine koysan Yunanistan'a gitsen yani aşık olursun orada canım. Doğru söylüyorsun. Tövbe estağfurullah. Biri bak ya, Atina'da da Yunanistan'da da yani şey ekonomi çok iyi değil. 250 bin lirayla gitsen orada o havada karada kaparlardı seni. Çok özür dilerim ya, çok pardon ama. Ben geçmiş olsun, çok geçmiş olsun. Tamam. Şimdi telefon altında başka bir hanımefendi daha var. Biz bayağı renkli bir gruba çattık galiba. Evet, daha çok güzel renkli filmler çevirecekler var yani, çıkar. Asya senin filmini merak ettim sadece, biliyor musun? Ben var ya saflığımdan. Dur bekle dur, bilmem. Sen bir filmler çevirmişsin ama dur geleceğim ben sana. Sen bir filmler, çünkü seninle ilgili bir iddia daha var da şu anda o kişi savcılıkta, onu gelince konuşacağım. Tamam. Arkadaşlar savcılık. İddiada bulunan kişi, bana yanıt verir misiniz? Telefon altında kim var şu anda? Çok eğlenceli bir yayın yapıyorum. Özür dilerim. Yani kinaye yapıyorum yani. Evet, telefonda kim var şu anda arkadaşlar? İsimsiz ihbar. Peki, alo, hatta mısınız? Alo. Ha, merhabalar. Siz nasıl dolandırıldınız? Merhabalar, canlı yayındayız şu anda. Didem Yılmaz benim adım. Ben kimle görüşüyorum? Peki beyefendi bir karar versin, hanımefendi bir karar versin. Skype hazır mı? Skype'te kim var arkadaşlar? İsmini verebiliyor muyuz, paylaşabiliyor muyuz? Tamam. Deniz Bey mi? Özür dilerim. Çok özür dilerim. Deniz Bey merhabalar. Merhabalar. Selamlar, nasılsınız Deniz Bey? Teşekkür ederim, sizleri sormalı. Sağ olun. Kusura bakmayın, benim erkek kardeşimin adı Derya. O da bazen o şeyden muzdarip oluyor. Deniz deyince insanın aklına sürekli böyle bir kadın ismi geliyor. Ama tabii Deniz Gezmiş de var. Deniz Gezmiş'e de selam olsun buradan vallaha. Şimdi şöyle, sizi nasıl dolandırdılar? Ya beni şu vaatte dolandırdılar. Ben yurt dışında kalıyordum o sıralar. Hı hı. İzmir'e yerleşme gibi bir planım vardı. Tamam. İnternet üzeri bunlarla tanışıyorum, nereden tanıştıysam artık. Bunlar bana işte gel buraya kardeşim, sana yardımcı olacağız. Peki internet üzerinde onlar mı size ulaştı, siz mi onlara ulaştınız? Yani siz nasıl bir araya geldiniz anlamadım. Şöyle, annemle tanışıyorlar ilk önce bunlar internet üzerinde. İşte kendilerini bunlar... Böyle reklam yaparlar.
Yani şimdi düğmeye basıldı da kendileri. Orada bir dakika. Şimdi bazı meseleleri ben bu programda işte siyasi meseleleri çok paylaşmak istemiyorum ama işte kendi siyasi ve ideolojik görüşlerini söyleyerek herkese size de ideolojik anlamda yaklaşmışlar, öyle söyleyelim. Çünkü burası ulusal bir yayın, işte bazı detaylara giremiyoruz. Yani gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, herkesin zayıf noktasını, hassas noktasını bulup onun üzerinden ilerliyorlar. Sizin de bir ideolojik olarak size yaklaşmışlar anladığım kadarıyla. Arkasından da olaylar gelişmiş. Peki ne diye size ne vaat ettiler? Neyin karşılığında sizi dolandırdılar? Ne dediler yani? Şöyle, sen gel burada, aklın işte arkada kalmaz. Hı hı. Ne bileyim, sana ev bulacağız. Buldular da evi, sağ olsunlar. 4 ay boş eve kira ödedim. Ondan sonra o evin tabii şeyini, kontratını geri çektim. Çünkü ödeyemedim daha devamlı. Mobilya alacaklarından ötürü. İşte bunlar kendileri mobilyacı olarak tanıtıyorlar. Evet. Ve sana işte burada mobilya ayarlarız, beyaz eşya ayarlarız falan filan fıstan. Beni ya ben şunu anlamadım. Tabii kendileri... Deniz Bey, özür dilerim ama çok aydın, ne yaptığını bilen, konuşmasının nereye gideceğini bilen çok şey. Tabii. Farkındasınız da ben şunu anlamıyorum. Şimdi siz kendi evinizi kendiniz tutabilirsiniz. Nerede, yurt dışında hangi ülkede yaşıyordunuz? Almanya'da. Kendi evinizi yani bir şekilde internetten bulabilirsiniz. Hiç akrabanız yok mu? Ya o evi size niye tuttular? Ben onu anlamadım bir. Bir de niye mobilya alıyorlar size? Onu da anlamadım iki yani. Çok biraz özür dilerim ama biraz tuhaf bir durum. Şöyle, yardımcı olalım dediler. Ben de yurt dışından, yani İzmir'i fazla yüzüğe sanamadığım için biz zaten buralıyız, sana yardımcı oluruz diye yani... vaatte bulundular. Ben de buraya geldiğimde, zaten İzmir'e geldiğimde kendileri beni evinde misafir ettiler. O yüzden hepsini tanıyorum. Aa, evinde mi kaldınız? Soy isimlerini tabii. Söylemeden isimleri söyler misin? Orada bunların bir 1+1 evleri vardı. Orada kalmıştık. Peki yani... Kürşat Bey de vardı yanımızda. O mağdur da orada yani, evet. Aynen. Ya bu 1+1 yani kaç tane evi var bunların orada peki? İki. İki tane evi var. 1+1 kaç tane evi var? İki tane. Bunlar normal. ...18'den şu ana kadar devam ediyor. O 1+1 de peki ailesi de beraber mi kalıyor? Hayır. Hayır. Orada biz 4 kişi kaldık. 1+1'de. İşte Kürşat Bey... Onlarla ne kadar kaldınız? 10 gün. 10 gün kaldınız. 10 peki gün bu süre kadar. Zarfında size ne vaat ettiler? Yani size İzmir'de ev bulacağız ve siz mobilya alacağız falan mı dediler size? Ne vaat ettiler? İşte... ev bulacağız dediler. Evi buldular dediğim gibi. Evet. Sonradan geri döndüm ben Almanya'ya. İşte mobilya falan paraları da verdim. Ellerine saydım paraları. Hatta bu Kürşat Bey buna şahit. Kürşat Bey yanımızdaydı. Kaç lira para yani verdiniz mobilya alacağız diye? Aşağı yukarı 120 bin TL para verdim. Mobilya, beyaz eşya vesaire. Allah evet. Allah. Ben bir şey anlamadım. Bir iş kurma ya da bir ortaklık, nasıl bir vaatle Almanya'dan buraya kadar geldiniz? Söyle. Ben zaten İzmir'e yerleşmeyi düşünüyordum. Olay bu. Yani sadece İzmir'e yerleşmeyi düşünüyorsunuz. İşte onlardan işte orada bana ev bulun, bana eşya bulun işte diye onlarla bir arkadaşlık kurmuşsunuz. Yani size bir iş yapacağız, iş kuracağız gibi bir vaatleri yok anladığım kadarıyla. Var mı öyle bir vaatleri? Hayır. Öyle bir vaatleri yok. Hani iş kuracağız diye bir vaatleri yok. Arkadaş olarak dolandırdılar. Arkadaş olarak sizi dolandırıyorlar yani. Aynen. Peki mobilya da yok ortada anladığım kadarıyla. Tabii yok. Ben işte 3-4 ay boş eve kira ödedim. Allah Allah. Zaten. Böyle bir ev var mıymış peki Deniz Bey? Evet. Evi geldim, kendim gördüm. İmzamı da attım. Yani kira sözleşmesini de ben yaptım. Attım imzamı. Siz peki 9000 euroyu yani demediniz mi bu beyaz eşya ya da şey mobilya falan nedir yani? Ya siz kendiniz niye almadınız, özür dilerim ya. İşte onlar öyle bir vaatlerde bulununca, bir de böyle sen artık bizim ailemdensin. İşte ne bileyim, senin artık güven İzmir'de bir ailem var. Güven kazanmayla.
Ya Deniz'in tekrardan zaten Almanya'ya gitmesi gerekiyor. Hadi burada da işlerimi madem güvendiğim insanlar halletsin diye düşünüyor. Onlara bırakıyor evi de, mobilyaları da, beyaz eşyaları da biz hallederiz. Tanıdığımız var. Çok daha ucuza kapatırsın gibisinden. Onlar arkadaşça yaklaşıp dolandırıyorlar. Peki Deniz Bey, sizin gibi olan kaç mağdur var? Ya tahmininiz var mı sizin? Bir tahminim yok ama bayağı vardır. Hanımların da dediği gibi zaten genel olarak bayanlara bu taktiği uyguladıkları için. Evet. Çoğu bayan da korkuyor. Yani benim de birkaç tane duyum aldığım oldu. Ama çoğu bayan korkup da televizyon programına ya da savcılığa gidip şikayetini geri alanlar bile var. Siz peki Türkiye'ye gelmeye tehdit ediyorlar. Nasıl tehdit ettiler size? Beni şöyle tehdit ettiler. Sen buraya geleceksin dediler. İşte karşıma çıkacaksın. Yani küfürler müfürler. Bunların hepsi zaten savcılığa verdim. Hepsi duruyor. WhatsApp yazışmaları olsun, ses kayıtları olsun. Döndünüz mü siz Türkiye'ye? Hala Almanya'da mısınız? Hayır, şu an Türkiye'deyim. Ha, döndünüz Türkiye'ye. İzmir'de mi yaşıyorsunuz? Tabii tabii. İzmir'de yaşıyorum ben de. Bu olaylar ne zaman oldu peki Deniz Bey? Eylül ayında, geçen sene. Geçen sene Eylül ayında. Ekim'de ben. Birbirinizi nasıl buldunuz? Sosyal medyadan mı buldunuz birbirinizi? Sosyal medyadan. İşte Firdevs diye bir bayan bana ulaştı. Bana ulaşan bayan. Evet, size ulaşan bayan onlara da ulaştı. Evet. Daha çok çıkar. Çok telefon geliyor şu anda telefona. Deniz Bey bekleyin lütfen biraz. Telefon hattında kim var arkadaşlar? Alo, hatta mısınız? Tamam, Cemil Bey'i bir alalım. Cemil Aslan, Cemil abi. Diyarbakır'dan arıyor. Cemil Bey merhabalar. Merhaba Didem Hanım. Selamlar, Diyarbakır'a da selamlar, sevgiler. Özledim Diyarbakır'ı da vallahi, gelemiyorum oralara. Bir şey söyleyeceğim. Başımdan gözüm üstüne, buyur canım. Siz de başım gözüm üzerinesiniz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sizi kim dolandırdı? Soy isimlerini vermeden veriyorsunuz. Ve kaç lira dolandırdı? Neden, yani nasıl ikna ettiler sizi? Zaten ben Asya Hanım'ın misafiriydim, tamam mı? Ha. Orada zaten şu an o da mağdur. Tamam. Orada... Daha evvel de söylemedi zaten dolandırdığını da söylemiyordu. Tamam. Ben zaten oğlumu evlendirmek için kredi çekecektim. Neyse tanıştık bu bayanla. Ömürle. Ben çekerim. Tamam kardeş. Kredi çektim bana 30 bin TL. Tamam. Biz geldik. Hakkını verdim onun parasını. Ondan sonra dedi abi sizin de işimizi gör. Ne işinizi gören? Biz de iki saat yine bu parayı götürüp bu 20-25 verip 45-50 bin alacağız. Allah sana razı olsun. Peki bir şey söyleyeceğim Cemil Bey, siz bunlar zaten aynı grubun elemanları. Aynı size nasıl ulaştılar onu merak ediyorum. Asiye'nin evinde yani çay içiyorduk. Öyle tanıştık. Siz Asiye ile mi arkadaşsınız? Bir onu söyleyin bana ya. Bir saniye, bir anlamadım. Cemil abi. Ha canım benim. Evet. Aynı öyle. E peki. Gelmedin mi? Doğru. Abi ben seni tanımıyordum ki. Gel. Bir arkadaşım var. Senin evine gidelim dedi. Doğrudur. Bak. Zaten ne Cengiz'dir. Cengiz. Yani siz oğlunuzu evlendireceksiniz diye krediye ihtiyacınız var. Doğru mu anladım sevgili Cemil Bey? Aynen öyle efendim. 30 bin lira kredi çekmek istiyorsunuz. O sırada işte peki bu krediyi gidip bankadan çekseniz alamıyor musunuz? Anlamadım. Zaten alacaktım. Dedi ben size daha kolay daha şeyini sağlarım. Düşük faizle. Ha, düşük faizle. Düşük faizle. Şimdi bir de şöyle bir şey var Dilan Hanım. Bir anlamda tefecilik yapmak istemişler de. Kredi çıkmayan insanların böyle ben size kredi çıkartırım diyerek böyle arada komisyon alan tipler de var. Bazıları öyle. Aynen. Aynen. Zaten komisyonu aldı benden. Ne kadar verdiniz? Toplam ne kadar paranız gitti? Ben 4 bin lira verdim onlara. 26 bin lira da kalmış zaten. Borcumuz var. İlk seni dolandıranları niye söylemiyorsun Cengiz? Ha, aynen, Cengiz. Aynen. Ha abi sen de bak sen benim evimi nasıl buldun abi bir de onu anlatsana.
İyi düşün. Benim evimin köşesinde kuaför salonunda açılış vardı. Açılış vardı. İyi düşün abi. Beni bak, beni burada zan altında bırakmayın. Ben hakkımı her zaman savunurum. Allah'ıma güveniyorum. Seni de pastaneye bırakmış. Pastanede sen otururken o açılışı görünce gideyim düğün var diye gelip de orada durunca tesadüf görmedin mi bizi? Sonra da benimle tanıştırmadı mı seni? Asya Hanım bravo, Allah da razı olsun. Ha, ondan sonra da dışarıda kaldık dediniz, geldiniz benim evimde bir gece kaldırmadı mı seni? Cemil burada kalacak bugün demedi mi? Şimdi Asya'ya dolandırıcı dediler, Asya evet, biraz korkmaya başladı. Evet ama beni suçlamasınlar. Yeğeni biliyorsunuz siz. Hiç mi dedim böyle? Hemen çok acil bağlayalım. Kim var telefon? Peki Serap Hanım telefon attığında şu anda. Telefon attığında şu anda. Serap Hanım sizin kocanızın dolandırıcı olduğunu söylüyor buradaki mağdurlar. İdem Hanım merhaba. Merhaba, selamlar. Sizi çok seviyorum, söylemek istiyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok buyurun. Da heyecanlıyım. Siz sorarsanız daha iyi yardımcı olacağım. Şöyle. Ben sadece ilk başta şunu söylemek istiyorum. Söyleyin. Biz Asiye dışındaki kesinlikle ve kesinlikle tanımıyoruz. Ben de bu hanımı tanımıyorum. Tanımıyor musunuz? Falan... Ben... dolandırdı diyor. Sizi dolandırdı Hayır, mı Fatma? Hayır, ben kabul etmiyorum. Sen biri kabul aynen. edemezsin ki zaten. Sen dış kapının düşmanlarısın. Sus! Sus beni dinle. Asiye, sen Asiye. Beni Gül diye ablamız var. Onun evinden de oturup konuşma. Dinle beni. Asiye Hanım, Asiye Hanım bir dinle. Hayır, dinlesin ama beni. Ama bir dakika, siz de dinleyeceksiniz. Bir dinleyelim bakalım. Anlatır mısınız Serap Hanım? Buyurun. Şimdi bu suçlamaları yaparken Ömür Başak ortaktılar. Tabii. Adamlardan para çalıp benim eşimi bile borçlandırdılar. Şu an sadece yakmak adına eşimin adını orada kullanıyor. Bir dakika Serap. İspat. Şimdi, bir dakika. Siz de diyorsunuz. Beraberler ve bizim öbür arkadaşlarla çok geçmiş olsun. Onlara çok üzüldüm. Dolandırılmış mıdır nedir bilemem. Zaten Asiye Hanım savcılığa gitti, kredi çekmiş parayı, kuyumculara gidip işte kenar köşelerden altınlar falan ben almış, yemişler parayı. Şengül'ün kartıyla almış. Şengül kim ya? Şengül'ün hiç burada yayında vardı ya, kadıncağız beni dolandırdılar bir daha, o da ismini vermek istemiyor, siz verdiniz yani. Şengül, hayır, kamerada çekim yapıldı ona da. Yani sırtı dönük, evet. Neden? Çekim. Şimdi hayır, bu tek değil. Başına bir şey yapamayacağı için... Hepsini eşimin adında Serap, hepsiyle arkadaşlarla kadınlarla bir Serap, olarak bunlara bak. Hepsini bir araya getirmeye çalışıyor. Şahısların telefonlarını vereceğim. Bir daha bir şey anlayabilir miyim Serap Hanım? Siz diyorsunuz ki benim eşim de şey tarafından, Asiye Hanım tarafından dolandırıldı diyorsunuz. Ya alın paraları. Bu kadar sana 100 lira getirebildim diyordu öyle. Konuşma. Konuşacak canım, niye konuşmasın? Asiye bir dakika dur. Hayır. Hep sen mi konuşacaksın? Dur o da konuşsun. Serap Hanım bir dinliyorum üstüne sizi. Üstüne basa basa Didem Hanım çok teşekkür ediyorum. Dün üstüne basa basa. Kesinlikle ve kesinlikle bir tane bağ göstersinler bize. İnsanlar dolandırılmıştır falan, çok üzüldük. Ama mesajlarını çıkarttıracağım. Ama siz hatta bakın Serap Hanım, Asiye Hanım diyor. Bir daha netleştireyim, isimler çok karıştı da. Serap Hanım eşi... şey... Sevgiliydi. Bu kadın... Bu başladı ömürleri... Sus! Anlatayım çıksın ortaya. Mesajlarınız var. Savcılıkta ikinizin birbiriyle girdiğiniz mesajlar davalar... Mesajlarınız var orada. Sen demedin mi bana gel... Dedim. Nasıl kocanız dolandıracak? Var bütün. Bak telefonları bağlatırım. Asiye bir dakika. Bir dakika. Serap Hanım. Şimdi tamam. Yalan bu. Tamam. Siz beraberken
İdem ama... Hayır! Yalan konuşma! Ev tutmuşlar Buca'da, sonra kirasını ödeye... Asiye bir dakika, Asiye bir dakika. Yaşıyorlardı. Evet, benim hiç bilgim yoktu. Bebeğimle beraber yalnız kaldım. Çok sıkıldım. Şahitlerim var. Bağlatırız daha sonra. Yaşıyorsanız beraber yaşamadık. Yalan söylüyor. Silah dayamış. Beraber tamam yaptılar. Ben de telefon bağlatacağım. Konu komşum bağlansın. Konu komşum bağlanacak. Sen bu adama diyorsun ki adam da sana bakın Didem Hanım kısaca bir şey söyleyeyim Allah aşkına kısaca bak. Yani bak kimi evlilik vaadiyle dolandırılmış, kimine arkadaşla yaklaşmışlar, evet. Ki işin içerisinde yasak aşk var işin içerisinde, evet. Ay, şey şant bu ya bayan. Allah aşkına nasıl bir olayın içine düştüm bilmiyorum, Selam çıkacağım Hanım'ı inşallah kısaca. Diyor. Hani diyor gidip gelecektin diyor. Kadının parasını yiyecektin diyor. Benim yanında olacaktın diyor. Bu sefer bunlar üçü birbirine çocuğuyla. Benim yanıma gel dedi ki 2-3 gün kalayım ev tutacağım dedi. Ve o arada zaten davalar oldu. Milyar kredi çekti, güvenini sağladı. Sonra sıkışınca tekrardan bana çekilecekti. Evimi öne katınca hayır dedim. Bir gün sonra da anlattığım olayı yaptı bana. Selef Hanım İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? İzmir'de. İzmir'de. Vallahi ben diğer mağdurları da buraya bekleyeceğim ama yani böyle antropot gibi onlarca konu olan bir olayla karşı karşıyayız. Ben size bakın. Biliyorum sizin de kafanız karışmış olur. Belki de karışmadı anladığınız ama çok karışıyorlar. İzninizle bir ara verelim sonra tekrar devam edelim. Çelişkiler çoğaldı. Çember daraldı. Anlat bunu bana. Bana anlat. 4 yaşındaki kızını bırakıp kaçtı. Hayır. Rukiye'yi kim yönlendiriyor? Radyede çekilen görüntüler. Senin boyun aşar bu konu. Rukiye ona sığındı. Gizemli Ömer kim? Bilmiyorum ben Ömer diye kim Ömer? Bilmediği şeyleri nasıl savunuyor Ahmet sen o zaman? Gizli tanıklardan şok iddialar. Ya ev yakar ya adamları silahla tehdit eder. 50 tane gizli tanık tutsam ben kanmam kanmıyorum. Ömer ve Rukiye'nin sırrı çözülecek mi? Ömer silah konusunda iyi bir uzman olduğunu biliyorum. Rukiye ile ilgili şok gelişmeler. Sen bunun bedelini ödeyeceksin. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Çelişkiler çoğaldı. Çember daraldı. Anlat bunu bana. Bana anlat. 4 yaşındaki kızını bırakıp kaçtı. Rukiye'yi kim yönlendiriyor? Radyede çekilen görüntüler. Senin boyun aşar bu konu. Rukiye ona sığındı. Gizemli Ömer kim? Bilmiyorum ben Ömer diye kim Ömer? Bilmediği şeyleri nasıl savunuyor Ahmet sen o zaman? Gizli tanıklardan şok iddialar. Ya ev yakar ya adamları silahla tehdit eder. Ömer ve Rukiye'nin sırrı çözülecek mi? Ömer silah konusunda iyi bir uzman olduğunu biliyorum. Rukiye ile ilgili şok gelişmeler. Sen bunun bedelini ödeyeceksin. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Vallahi Rukiye Silifke'de ama hepinizi ve hepimizi şaşırtmaya devam edecek. Dün hatta koordinatörümüz Özgür'ü arayıp ben bazı birkaç önemli başlık vardı. İşte sürpriz onları söylemedim. Özgür'ü aramışlar bazı gazeteci arkadaşlarımız nedir o diye öğrenmek istemişler. Ama gerçekten Rukiye şu an Silifke'de orada beraber olduğu kişilerle ilgili çok enteresan iddialar var. Onların hepsini size açıklayacağım ilerleyen dakikalarda. İnanılmaz gerçekten çok şaşıracaksınız. Hatta Mercan o kişinin de seninle bir bağlantısı da olabilir.
Onu da açıklayacağım. İlerleyen dakikalarda göreceksiniz. Bir hanımefendi canlı yayında olacak. Rukiye ile ilgili iddiaları hepsini bizle konuşacağız. Yani iş çok farklı bir yere gidebilir. Genç baba biz bugüne kadar durasan durasan dedik de belki başka biri de olabilir. Yani çok ilginç gerçekten. Hepsini bütün, bu arada Sayın Savcım da soruşturmayı çok hızlandırdı. Yakın zamanda inşallah bir sonuç alabiliriz diye düşünüyorum. Daha doğrusu savcılarımız alacaklar. Beklemediğim bir yerden i̇nşallah. Çıkacak demesi bile yani o zamanlar bir şeyler düşündürtüyordu bana da. Şimdi biraz da bende de bir şeyler netleşir gibi oluyor sanki. Tamam birazdan onu konuşacağız ama ben 3 hanımefendiye iddiaları öyle yardımcı olmayı sürdürüyoruz. Çok sıcak oldu bu arada. Biraz havalar da sıcak olmaya başladı çünkü ışıklar da bizi etkiliyor. Biraz soğuğu açalım arkadaşlar. Şimdi Deniz Bey yine aynı kişiler tarafından dolandırıldığın, bana arkadaşça yaklaştılar, benim güvenimi kazandılar ve paramı elimden aldılar. Yani aslında ellerinde kendi o güven sonucunda kendisi vermiş. Deniz Bey İzmir'den canlı yayında karşımızda. Nasıl söylemiştiniz? Ayhan Bey'in şu anki eşi Serap Hanım telefon hattında. Serap Hanım hatta mısınız? Evet. Tamam. Şimdi lütfen hatta kalmaya devam edin. Şimdi ben isimlerini söyleyeceğiz. Soy isimlerini söylemiyoruz. Benim şu ana kadar notlarıma bakıyorum. 9 isimden bahsediyoruz. Aydın, Cumali, bunlar kardeşler. Ayhan, Ömür, Onur. Ayhan, Ömür farklı. Onur, Okan, Tuğçe kardeşler. Ayhan, Ömür beraberler. Neyse, bağlantılarını söyleyeyim. İsimler söylüyorum sadece. Okan, sonra bir soy ağacı çıkartırız yani. Evet. Tuğçe, Nezaket ve Umut. 9 isimden bahsediyoruz. Bunların birbiriyle bağlantılı olduğunu söylüyorsunuz. O zaman bir organize suç örgütüyle iddianızı o karşı karşıyayız. Ben onları da dinlemek isterim. Şimdi Ayhan Bey'in eşi Serap Hanım telefon attığında o da diyor ki hayır diyor. Benim kocam dolandırmadı, aksine Asiye dolandırıcı diyor. Şimdi işin içerisinde Asiye sen var mısın yok musun bilmiyorum ama şu anda senin olmadığını düşünelim. Ama seninle ilgili de iddialar var. Çünkü Ömür de seni suçluyor. Şu anda savcılıktaymış, onu da söyleyeyim. Tabii. Telefon altında kim var demiştiniz arkadaşlar? Sizi dolandırdığını söylediğiniz Deniz Bey, Onur Bey sizi dolandırdı mı? Siz de Onur'u söylediniz galiba değil mi Onur? Evet evet. Ha, tamam. Onur. Onur. Onur Bey şu anda telefon hattındaymış. Alo, hatta mısınız? Alo, merhabalar. Ha, merhabalar. Onur Bey, buradaki hanımefendiler, başkaları da öyle. Canlı yayındaki beyefendi Deniz Bey, sizin dolandırıcı olduğunuzu ve insanların parasını elinden öyle ya da böyle farklı nedenlerle onların güvenini kazanarak, işte herkesin zaafı neyse ellerinden aldığını söylüyorlar. Dolandırıcı mısınız? Onur Bey kimsiniz siz? Ben kendimi tanıtayım da ondan önce bir şey söylemek istiyorum ben. Buyurun tabii ki. Oradaki arkadaşlarla böyle... Ben sizinle konuşmak istiyorum. Tabii ki ben de konuşuyorum. Bunu söyleyeyim. Siz yani. Kimsiniz? Bunlarla bir arkadaşınız var mı? Aydın, Cumali. O benim dayım olur. Bahsettiğiniz ikisi. Aydın İkisi mı? De dayım benim. Aydın'la Cumali. Siz onların yeğenisiniz. Tamam. Tabii tabii. Yeğeni diye bahsettikleri de benim zaten. Hı, tamam. Peki. İzmir'de yaşıyorsunuz. İzmir'de yaşıyorum. Şunu da söylemek isteyeyim. Eklemek isteyeyim. Ben biraz sonra anlatacağım, konuşacağım her şeyin bir delili, bir ispatı var. Yani onlarınki gibi boş bir iddianame veya işte yukarıda Allah var falan demeyeceğim. Tamam. Hepsinin bir ismatı, bir yani somut delili var. Peki. Öncelikle bunu bilmenizi isterim. Kimden başlayayım? Sevgi Hanım'dan başlayayım. Tamam. Başla Onur Efendi. Başlayın buyurun. Ama lütfen bana cevap vermesin. Yani araya girmesin. Şöyle ben sizi de dinleyeceğim. Için. Onu tamam. da dinleyeceğim. Ama karşılıklı dinleyeceğim. Söyle ama Onur Bey çok uzatmadan. Çünkü ben çok telefon geliyor. Sizin mağduru olduğunu söyleyen. Şimdi Sevgi Hanım diyor ki beni dolandırdılar. 70-80 bin lira aldılar. Kayseri'ye götürdüler falan. Buyurun. Dinledim. Hı. Şimdi kendini mağdur olarak gösteren bir Kürşat Bey var öncelikle. Deniz? O kendini mağdur gösteren Kürşat Bey var. Hı. Soyadını vermek istemiyorum. Tamam. Hani çünkü neyse DJ Kürşat Bey var. Hı. Tabii. Herkesi dolandıran kişi kendisidir. Kimsin? Dediğim gibi hepsi ispatlı delilidir. Sevgi Hanım'a gelecek olursak... Kürşat Bey'e söylüyorlar. Kürşat Bey'e asıl dolandırıcı Kürşat Bey mi? Öyle diyor. Tabii tabii. Ben anlatacağım size. Hepsini yani ispatlı bir şekilde göstereceğim. Ya şöyle dolandırıldıklarını öncelikle... söyleyen kişilerin aslında dolandırıcı olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Tabii tabii. Zaten dolandırıcı çetesi bizi dolandırıcı gösteriyor şu an. Ben ona çok hayret ediyorum. Gerçekten hani eğlenceli diyorsunuz ya, çok eğlenceli geçiyor. Bak dolandırıcı... Verecek, sabit bir dolandırıldıklarını söyleyenler aslında onlar dolandırıcı ve ayrı bir çete. Tabii tabii tabii. Tabii. Ben şimdi anlatıyorum size. Tamam, nasıl dolandırdılar sizi? Öncelikle peki? Sevgi Hanım 80 bin lira krediden bahsediyor. Hı. Dün gibi hatırlıyorum 80 bin lira kredi çektiğini, getirip masaya bıraktığını. Masaya bıraktım değil, senin tabii eline tabii. verdim. Ben anlatıyorum. Bankada yanımdaydın, kamera kayıtları var.
Hı, tamam. Ya Allah Allah. Senden bir şey saklıyorum. Bankacının telefon numarasını veririm kanala ki görüşürüz. Vallahi işin içinde bankacılar mı var bilemedim ben yani. Ben sana parayı bankanın bana verdiği poşetin içinde senin eline... Sevgi. Şimdi size o parayı niye verdi Onur Bey? 70 bin lira. Konuşamayacaksam olmaz. Yok tabii ki konuşacaksınız. Tabii tabii buyurun. Tamam. Hı. Bana benim de ispatım var konuşayım. Tabii buyurun. Bana vermedi. Kürşat Turan'a verdi. Kürşat Turan İzmir'e yeni geldiği için o zaman dedi ki kardeşim ben kız kardeşim Arzu Hanım'ın hesabını kullanıyorum. İzmir'i bilmiyorum. Bana dedi bir bankamatik gösterir misin? Ben de dedim ki Kürşat abi gel beraber gidelim. Kürşat Bey'le çıktık. Yani bunların tarihlerini devlet karşılığında... Siz Kürşat Bey'le bir dakika Onur Bey, siz Kürşat Bey'le arkadaş mısınız? Nesiniz? Kürşat Bey'in benim dolandırıldığımla ilgili bir bilgisi yoktu. Benim onlara para verdiğime dair bir bilgisi yoktu. Ya ama bakın, Aydın Bey'in, olmaz. Onur Bey'in söylediği tek şey şuydu. Ben sakın bu para alışveriş olayından kimsenin haberi olmasın. Sevgi Hanım dinleyelim. Tamam peki. Parayı Kürşat Bey'e parayı Kürşat Bey'e verdiniz. Şimdi ispatını söylüyorum. Ben polise de bu şekilde ifade verdim çünkü. Tamam. Kredi çektiği günle aynı günün öğleden sonrası ben Kürşat Bey'le beraber çıktım. Ona ATM'yi gösterdim. ATM'nin kamera kaydına da devlet bakacaktır zaten. Ondan aldığı o banknotları kız kardeşi bir caddeden hepsinin ismini ben polise verdim. Bir şey rica edeceğim. Banka adı söylemeyin, soy isim söylemeyin. Tamam. Aynen tamam peki. Tamam. Kürşat Bey Konak'taki bir caddeden o bankanın ATM'sine banknotları tek tek kız kardeşinin hesabına yatırdı. Bunlar yani sevgiden aldığı parayı kendi kız kardeşinin hesabına yatırdı? Onu kullanıyordu çünkü evet. O hesabı kendi kullanıyordu. Kartı da yani o parayı Kürşat'a verdi. Kürşat da bunu kız kardeşinin hesabına yatırdı diyorsunuz. Evet, evet. Tamam bekleyin. Tamam, iddianız çünkü... böyle. Ben o parayı almadım diyorsunuz. Tamam bekleyin lütfen. Hayır aslı. Tamam. Evet böyle yaptı. Parayı bankadan beraber çektik. Onur Bey'le mi? Onur'la evet. Aha. 15 bin lirayı kendi hesabıma yatırdım. 63 bin lirayı bankadan bir poşete koydular. Çantaya koydum. Hatta korktuğum için çantayı Onur'a verdim. Onur sen taşı caddedeyim. Oradan içeriye girdiğimizde abla ver şu parayı ben gidip mobilya alışverişi yapacağım. Bunu parayı Kürşat'sa vermediniz. Hayır Kürşat'a kesinlikle vermedim. Hatta Kürşat'ın kesinlikle haberi olmasın diye Aydın ve Onur beni özellikle Aydın birkaç defa uyarma gereği duydu. Bu alışveriş aramızda, bu ticaret anlaşması aramızda, bu işin dışında biz ortağız ama kimsenin haberi olmasın kesinlikle diye. Bu parayı diye. Sizin neyin karşılığında sizden çekmenizi? Ortaklık, ticaret anlaşması. Ben belgelerimi de size verdim. Tamam. Peki Deniz Bey'e gelelim. Deniz Bey gibi göreyim ben arkadaşlar Deniz Bey'i. Onur bir dakika, bir çok hızlı ilerlemem lazım. Deniz Bey, Deniz Bey de dolandırıldım diyor Onur Bey. Sizin tarafınızda. Deniz Bey. Evet. Deniz Bey'le biz sosyal medyadan tanıştık. Tamam. Kendisi buraya geldi. Evimizde kaldı, misafir ettik. Aynı Kürşat Bey'i de misafir ettiğimiz gibi. Evet. İkisini biz misafir ettik. Deniz geldi buradan Narlıdere tarafından bir ev tuttu. Tamam. Kira kontratını da hatta beraber de imzaladılar Çetili ve Kürşat Bey'dir. Daha sonra kendisi zaten bahsettiği gibi biz paraları bize burada vermedi. Dedi ki şöyle bir ricada bulundu. Nerede vermiş Onurcuğum? Allah'ın aşkına. Bak, kanıtlar var. Bak WhatsApp yazışmaları var. Konuşacaksınız da ya, siz de karşı tarafı dinleyin. Onur Bey şimdi karşı tarafı o da itiraz ediyor haklı olarak. Diyor ki ben diyor o parayı Deniz Bey daha yeni bağlandı. Deniz Bey siz parayı Onur Bey'in de bulunduğu bir ortamda o aileye mi verdiniz? Ben parayı Aydın Bey'in eline verdim. Yani hatta dayısına. Hatta Almanya'ya döndüğümde de Onur adına bir de Derya Hanım diye bir kişinin adına gönderdim paraları. Derya Hanım da o zamanlar herhalde bunların elemanlarından biriydi. Kendi isimlerini fazla ortaya çıkartmak istemedikleri için hep başka isimler kullanırlar. Aydın'ın yaptığı Onur taktik... Bey, Onur Bey, mobilya alacağız diye kendisini Deniz Bey'i kandırdığınızı, arkadaş ortamı oluşturduğunuzu ve ideolojik olarak da, şimdi onunla konulara girmeyelim, onların güvenini kazandı, Deniz'in güvenini kazanmışsınız. Tamam, mantıklı bir cevabım var benim buna. Mantıklı cevap. Söyle tamam, bakalım. Tabii ki. Tamam, peki. Deniz'in Almanya'dan gönderdiği para, bana gönderdiği, benim adıma gönderdiği para zaten kayıtlardan çıkar, cüzi bir miktardır. O da burada ona yaptığımız harcamaların bedelidir. Ne kadar gönderdi zaten size? O gönderdiğim miktar, ya şu an tam hatırlamıyorum bile. O gönderdiği miktarla zaten mobilya alınmaz imkan. Bir ev dedirmek imkansız. O miktarla zaten yani. Alınmaz. O miktarla başka şeyler yapılacaktı. Yani. Çok iyi biliyorsun. Elemanlar tutuldu dendi bana. İşte elemanlar mobilyaları eve götürecek dendi. Buna belirli bir para lazım dendi. Bana tekrar para gönder yani dendi. Yani mobilya parasını nereye gidiyorsunuz Asiye Hanım? Çağırdı. Hadi sizin çağırdı. Tamam. Mobilya parasını ne yaptınız?
Bir de yanlış anlamış sizi. Arkadaşlar ne yazdığınızı bir dakika neyse gel Asiye'cim. Benim bilgim dairende kimse hareket etmesin. Yani bilgi bilmem lazım benim. Önce bana söyleyin sonra hareket edin lütfen. Hepsinin kayıtları var. Bir dakika Deniz Bey siz 9000 euroyu Aydın Bey'e yani Onur Bey'in dayısına başka verdiniz. Sonra Onur Bey de sizden işte ne kadar para istedi, ne kadar para gönderdiniz? Almanya'dan tekrar bir 400 euro istedi, bir 350 euro istedi. Bunları işte eleman tuttuk, mobilyaları evine taşıyacağız diye. Evet, buyurun hatta Onur Bey. Hatta bunun kayıtları hepsi elimde. Yani ses kayıtları da var, her şey elimde. O paraları niye aldınız? Harcamalar, peki bir şey söyleyeceğim. Yani beraber gezmediniz mi? Yemeklerin falan parasını kim ödedi Deniz Bey? Efendim? Ha söylesin evet. Onları bir söylesin lütfen. Yemekleri mesela doğrudur. Belki 2-3 kere dışarı çıkmışızdır. Yemekleri ödediler. Evet. Gerçi benim de ödemişliğim olmuştur. Şimdi sadece tek taraflı konuşmayalım. Hı hı. Yani neyse o doğrudur. Beni misafir ettiler. Hatta yani sonradan anlıyorsun zaten bazı şeyleri. Ben kendim araba kiralamak istedim mesela. Çünkü arabaları 2 tane vardı. İstanbul'a falan gidip geliyorlardı bunlar. Ben de kendim rahat hareket edeyim diye. Ya onu ben şunu merak ediyorum. Hepsini teker teker buyurun konuşuruz biz de işin sadedine gelelim yani. O kadar hepsini konuşuruz. Ya Allah aşkına. Bu kadar insana yani bir şey söyleyeceğim bir dakika. O bu kadar insanın işi gücü ne ki gelip diyecek ki Aydın, Cumali, Onur. Okan. Yani niye sizi söylüyorlar Okan da başkasını Okan? Niye işte Tuğçe, nezaket, Ömür, Nezaket, Umut hepinizin birbiriyle bağlantısı var. Onu da açıklarım. Niye siz ya beni niye suçlamıyorlar da sizi suçluyorlar mesela? Üstelik de bir kişi ben, değil. Onu da açıklarım size. Buyurun tabii dinleyin. Açıklayacak hiçbir şeyin yok. Hı? Allah'ım yarabbim. Bir dur da konuşayım ben. Saygılı öncelikle senin arkadaşın yok karşında. Bunları biz tanımıyoruz. Bunlar bize iletişime geçtiğini bile ispatlayamazlar. Kim olduklarını bilmiyorum içeri. Selahattin'e Yunanistan'dan kadın getireceğiz diye adamın 250 bin lirasını almışsınız öyle diyor. Hacı amca. O Hacı amca da çok güldüm gerçekten. Bizim öyle işlerimiz yok. Hacı olduğunu biliyorsunuz ama tanımıyorsunuz da. Onur Bey bakın. Tanımıyorsunuz ama hacı olduğunu biliyorsunuz maşallah. Tanımıyorum demedim. Hacı abiye ben de çok güldüm dedim. Hacı abiyi tanırım. Hacı abiye öyle bir vaatte bulundunuz o zaman. Beni tanımıyorum dediniz de o yüzden. Tanıyorsun. Ya öyle bir vaadiniz oldu mu Yunanistan'dan? Bakın ben üstüne basayım orada bir yanlışlık olmasın. Asiye, Ömür, bilmem diğer Bakırlı, Cemil bunları tanımam. Diğerlerini tanıyor. Diğerlerini tanıyorsunuz. Tanıdıklarımı da tanıdığımı zaten söylüyorum. Fatma da diyor ki benim duygularımla oynadı Aydın diyor. Aydın mıydı? Evet. Aydın. Fatma'ya gelelim. Onu da anlatayım size. Her şey suçlu yani. Gelelim bakalım. Maşallah her şey bir cevap var. Evet buyurun Onur Bey. Her şeyin cevabınızı. Onur Bey ne iş yapıyorsunuz siz? Yanlış anlamazsanız bir şey soracağım. Ben dayanlarla beraber çalışıyorum. Bir dakika. Dayınız ne iş yapıyor sizin? Hiçbir şey. Dolandırıcılık yapıyor. Mobilya dükkanı yok orada. İşleri güçleri dolandırıcılık. Benim senedimdeki İnsanların duygularıyla, hayatlarıyla oynamak. Başka hiçbir şey değil. Efendim bir kere bunların hepsi. Ticaret falan tamam. Hiçbir şey yok. Ya bir yer açıyorlar. 2 ay çalıştırıyorlar Allah. Göstermelik. Ondan sonra kapatıp tüy. Ve ben çalışmak neden engelliyorsunuz madem? Deli olan bir neden insanım. Bizi bozdular. Sevgi, neden bak, hepiniz benim numaramı engellediniz madem? Söyle. Torbalı'daki imalathaneyi neden kapattınız? Alsancak'taki ofisi neden kapattınız? Söyleyin, cevap verin. Cevap verin. Tamam, cevap versin. Tamam. Onur Bey, Fatma Hanım'ı dayınız işte evlilik vaadiyle dolandırmış. Önce bir işe almış. Sonra demiş ki biz beraber bir hayat kuralım demiş. E-Devleti'ni falan almış. E-Devlet çiftliğimi aldılar. Oradan benim evimin tapusunu görüyorlar. Ve biz bu kadının kanına nasıl gireriz? Nasıl evini elinden alırız? Çünkü adamların mesleği bu. Evinize ya evini elinden almış dayınız ya Aydın Bey. Öyle şimdi diyor. Biz kimsenin evini almadık. Kapayetlerinden de baklar. Tabii ki almadınız. Tamam. Biz keyfimizden çıktık buraya bekle. Değil mi? Keyfimizden çıktık. Bakma bir tamam, bir onu göstermeye çıktık. Tamam Onur Bey buyurun. Konuşacağım. Tamam. Tabii ki konuşacaksınız. Onur Bey iddialar bayağı sert yani. Tamam. Buyurun. Fatma Hanım'ın evini sattığından zaten benim haberim var. Kendisi evini sattı. Kızı Aynur'un destane paralarını ödedi. Başka bir yere borçları vardı. İşte firmanın ismini vermeyeyim. Özel bir firmaya borcu vardı. Onları ödedi. 600 bin liralık tamam evi 250 bin liraya satmışsınız. Öyle diyor. Biz mi satmışız? Evini sattıkları kişi bağlansın Didem Hanım. Ya Didem Hanım şu anki teknolojiyle özellikle bu e-devlet sistemi ile tamam mı? Sizin evinizi bir başka satamaz. Sizden habersiz veya izinsiz bilginiz olmadan asla satamaz. Öyle bir şey. Vekalet aldınız. Vekalet. Demek ki izin verildi. Neyin karşılığı? Ben sana niye vereyim be adam? Neden vereyim sana? Soru işte. Atış bedeli. Bak sen bize ama atıyorum mahkemeye vermişsin. Biz onun ifadesini verdik. Senin evinin satış bedeli belli. Evinin satıldığı para
senin hesabına yapmış. Senin hesabına, şahsi, kişisel banka hesabına. Neden hesabıma yapmış? Çünkü adama demişsiniz ki bizim burada yeğenimiz oturuyor. Boşanma aşamasında psikolojik yeğenim durumu iyi değil. Kendisi İstanbul'da bize vekalet verdi. Ve benim 600 bin lira değerindeki evimi 230 bakın, bin liraya adama satıyorsunuz. Üzerinde... Ya siz niye vekalet verdiniz? Bir dakika dur. Ya bir dakika Onur Bey bir saniye. Niye vekalet verdiniz? Yani ya hayat kuracağız bunlar ya. İmalathaneyi büyütmek istiyorum dedi. Çünkü ben bu insanla bir aile kuracaktım. Bir yuva kuracaktım. Bana güveni zaten baştan verdiler. Sabahları alıp akşamları evime bırakıyorlardı. Birkaç sefer evime de geldiler. Onur'un annesi Tuğçe bacısı. Onlarla da başka şeyler var. Onlar da zamanı gelince konuşulacak. Yani Onur ailesiyle, annesiyle beraber bu işi yaptığını söylüyorlar Onur senin. Evet, annesi de işin içinde. Bütün bayanlarla annesi de tanışıyor. Çünkü bunlar aile süsü veriyorlar karşıya. Bak biz aileyiz. Biz düzgün aileyiz. Biz dürüst aileyiz diye süs veriyorlar. Peki hanımefendi, pardon beyefendi, duydunuz mu? Ben hepsini duyuyorum. Bakın cevap da veriyorum. Bari benim şu %98 engelli annemi katmayın be. Tamam mı? Evet. Bari onun günahına girmeyin. Senin, ne günahı ya? Sen geldin. Bak, annesi %98 engelli. Bir şey söyleyeceğim. Sizin dayınız Aydın polis mi? Hayır canım, ne polisi ya? Bir polis rozeti vardı Gümüş. Ben de gördüm. Kimin rozeti varmış? Nerede varmış? Dayının elinde arabasında polis rozeti vardı. Polis çatması vardı. Bakın bekleyin, telefon altında. Bir adamdır beyefendi. Ama yani polis rozetini gördünüz mü? Ben gördüm gözümle. Sen de gördün mü sevgi? Evet, görmüşler polis kesinlikle rozetini gördüm. Dayınızın elinde. Bakın telefon attığında çok önemli bir ihbar var Onur Bey. Onur Bey bana da anlattı kendisi polis olduğuna dair. Aydın mı? Eskiden. Aydın mı? Herkes. Anlattı. Tabii. Dayınız bakın o zaman sahtekarlık da yapıyor. Bu da suç ayrıca. Yani onu elinde tutamaz ya, yani. Dolandırmanın dışında. Kılıç var. Tamam, şöyle yapalım. Telefon altında biri daha var. Çok enteresan, çok ilginç. Onur Bey lütfen hatta kalın, yine sizinle ilgili, ailenizle ilgili bir iddia. Alo, hatta mısınız? Arkadaşlar bağlıyor musunuz beyefendiyi? Alo, hatta mısınız? Merhabalar. Didem Yılmaz ben, kimle görüşüyorum? Merhabalar. Televizyonunuzun sesini kısar mısınız? Televizyonunuzun sesini kısın. Kıstınız mı? Evet. Tamam. Biraz yüksek sesle konuşur musunuz? Sizi daha iyi duyalım. Olur mu? Olur. Tamam. Siz de bu aile tarafından Aydın, Cumali, Ayhan, Ömür, Ömür değil de Onur tarafından, Nezaket tarafından dolandırıldığınızı mı söylüyorsunuz? Beyefendi duyuyor musunuz beni? Arkadaşlar bir beyefendiye baksanıza. Bir konuşun kendisiyle. Beni mi duymuyor? Karar mı veremedi yayında konuşmakta? Alo, hatta mısınız? Alo, merhabalar. Merhabalar, kimle görüşüyorum? Siz de dolandırıldınız. İyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Siz de bu aile tarafından dolandırıldınız mı iddia ediyorsunuz? Ben bu aile tarafından dolandırılmadım. Yalnız bunların ne iş yaptığını ben çok iyi biliyorum. 17 yıllık benim arkadaşım. Kim, hangisi 17 yıllık arkadaşınız? Aydın Bey sizin 17 yıllık arkadaşınız. Evet. Evet. Hı-hı. Bunların işi gücü emlak şirketi kurarak yanlarına aldıkları bayanların e-devletine girerek kredi çıkıp çıkmadığını takip ederek bankadan kredi çektirip daha sonrasında 2-3 gün sonrasında bunlara yol veren insanlar. Size bunlar yaptım. Bu işi beraber yapıyorlar. Aynı taktik. Kişiler farklı. 17 yıldır mı bu işi yapıyor ya? Kaç yıldır? 17 yıllık arkadaşınız kaç yıldır bu işi yapıyor? 17 yıldır yaptığını biliyorum. Şaka yapıyorsun. Yani. İlk evliliğinden sonra başlamış. Ne zaman? İlk evliliğinden sonra, 2001 yılından nasıl sonra nasıl evlilik başlamış. Yapmış ki birden dolandırıcı olmaya karar vermiş? Bilmiyorum. Herhalde o şekilde açmış ya da bir beraberlik. Kendine yapıyor da evlilikler güç verdi. Peki ona. Beyefendi Allah aşkına bir evlilik yapmış, ondan sonra her şey bu hale gelmiş. Yani, arkadaşınız. Ulaştığımız bilgiler bunlar. Peki ulaştığınız bilgileri bir emniyetle ya da bir şeyle gidip arkadaşınıza ihbar etseydiniz, baksanıza bir sürü can yanmış. Evet. Yazık, günah ya. Zamanında siz eğer ihbarlarınızı yapıp böyle bizim gibi çok ciddi bir şey söyleyeceğim Didem Hanım. Peki, ama yine de suçlamayalım beyefendi, şu an bildiklerini anlatıyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Peki beyefendi, sizin 17 yıllık arkadaşınız Aydın. Onur'un dayısı. Onur, hatta mısın?
Hatta evet. Tamam, devam ediyoruz. Şimdi 17 yıllık o zaman mağdurlar binlerce kişi değil mi? Çok fazla var. Hangi biri yalan acaba? Alo beyefendi, attı mısınız? Alo. Beyefendi, o zaman mağdurlar binlerce, mağdurdan bahsediyoruz yani bu durumda. 17 yıl ne demek ya? Akabit de öyle tahmin ediyoruz. Öyle tahmin ediyorsunuz. Hep İzmir'de evet. mi bu işi yaptılar? Hayır. Ankara, İstanbul, İzmir. İzmir, Kayseri, Ankara. Sivas. Kayseri, Ankara, Antalya Sivas. Var. Antalya var. Antalya buralarda. Siz peki gözünüzle şahit oldunuz mu bu dolandırıcılık meselelerine? Bir dakika lütfen. Mağdurları dinledik, çok dinledik. Geldiler. Hepsi geldi. Mesela biraz önce bahsettiğiniz o Hacı isimli şahsın 250 bin lira aldığını Yunanistan'dan evli ifadeyle paralarını alacaklarından şeyini ben biliyordum. Yani evlilik vaadiyle Hacı'yı, Selahattin'i öyle mi dolandırıyorlar. Evet. 250 bin lirasını sana Yunanistan'dan kadın getireceğiz diye gerçekten parasını alıyorlar. Evet. Onur Bey, duydunuz mu? Efendim, sıra bana geldi mi? Konuşabilir miyim? Tabii beyefendi, 17 yıldır dayınızın bu işi yaptığını söylüyorlar. Siz kaç yaşındasınız Onur Bey? Ben kendim 25 yaşındayım efendim öncelikle. 25? Evet, doğduğumdan beri dolandırıcıymışım öyle diyorlar. Sizdir, dayınız diyorum. Dayınızdan bahsediyor. 25 yani 17'yi ama çıkartalım, siz 8 yaşından beri. Evet evet. Ona da cevap vereyim. Şimdi bu arkadaş 17 yıldır arkadaşı. Madem benim dayım 17 yıldır dolandırıcı. 17 yıldır bu adam neredeymiş? Bu adam kimmiş? İsmi neymiş? Bunları zaten görmüş, neden susmuş? Bu kadar. Sen 17 rahatsınız. Sene dolandırıcılık yapacaktın. Binlerce insanı dolandıracaktın. Türkiye gibi bir devlette elini kolunu sallayarak gezeceksin. Geziyorsunuz zaten. Geziyorsunuz. Siz zaten geziyorsunuz. Kadınlar Allah'ım. Korkutuyorsunuz, tehdit ya, ediyorsunuz. Bir tane film yapıldı ya. Bir film yapıldı. Onur Bey bir tane film yapıldı. O kişinin dolandırıcı olduğunu bütün dünya biliyor. O kişi hala insanları, kadınları bulunduğu ülkede dolandırmaya devam ediyor. Dünyada oluyor bu maalesef, biliyor musunuz yani? O kişinin bir sürü kadın mağdurlar belgeseli yapıldı. Belki izlemişsinizdir yani. Filmde, belgeselde olur bu işler. Evet, yani hala kendi ülkesine sığındı. Kendi ülkesinde hala kadınları o şey üzerinden kredi kartlarını bilmem ne alarak mağduriye kendini aşık ederek yüzlerce insanı, kadını dolandırmış. Yapıyorlar maalesef dolandırıcı. İşte siz daha iyi bilirsiniz yani. Aydın Bey ve ailesinin evet, böyle bir film çekmesine engel olacağız bundan sonra. Ece Hanım, bir tutar mısın? Didem Hanım, öncelikle aynı devlet de bunu ister. Her zaman somut delil. Şu tehdit diyorlar ya. Bana bir tehdit mesajı gösterebilir mi? Bak Onur Bey, ben bir şey söyleyeceğim size. Siz bu işi çok iyi anlamışsınız ve çok da iyi yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki somut delil. İşte o somut delili yaratmamak için yanınızda, yörenizde bulunan insanları bir şekilde kullanıyorsunuz. Ama haklı bir soru soruyor. Tehdit mesajı var mı hiç elinizde? Evet var. Elinize var arkadaşın mı? Arkadaşın da ismini vermek istemeyen arkadaşım röportajını almışlardı hatırlarsanız. O babasıyla tehdit edildi ve babasına ulaşıldı da bu yüzden. Efendim Onur. Evet. Diyorum ki madem var, bakın biz ifadeler verdik. Tamam mı? Yine veririz. Desin ki devlet bize hiç şunu demedi mesela, şunu tehdit etmişsin. Demedim mi? Bende şimdi bir yazışma var, ses kaydı var. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak Onur, şimdi sonuçta burası da bir kamu hizmeti görüyor. Burası da önemli bir platform. Madem bu kadar her şey, belgeler var, ellerinde her şey var. Telefonun arkasına sığınmazsın. Ben seni buraya bekliyorum. Evet. Dayını da, Aydın'ı da buraya bekliyorum. Cumali'yi de buraya bekliyorum. Annenin nezaketi de buraya bekliyorum. O zaman ya burada... Benim annem oraya gelemez. Annen gelmedi, sen gel yani. Benim evim 5. kat, gayet de güzel. 5. kata tıpır tıpır çıkıyordu annesi. 5. kata çıkıyormuş annen nezaketinden. Engelli falan değil. Neyse, ben buraya bekliyorum. Gelir misiniz? Sizi bekliyorum buraya. Kimliğini de atarım, engelli kimliğini. Böyle babasını ve kız kardeşini sorar mısınız Onur Bey'im? Nasıl? Ciddi bir şey söylemek istiyorum Didem Hanım. Söyleseydim. Onur Bey bir saniye. Onur bir dakika. Onur bir saniye. Sevgi önemli bir şey söyleyecek. Alayım lütfen. Onur, Okan ve Tuğçe kardeşler. Babaları Mustafa Bey. Mustafa Bey bunların dolandırıcılık yaptığını biliyor ve yalvarıyor adam. Lütfen yapmayın artık. Tuğçe artık ailece bir plan yapıyorlar. Onur, Tuğçe. Tuğçe babasına iftira attı. 6 yıl mı içeride şu an cezada? Şu anda adam cezaevinde. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Böyle bir şey var, davaları da var. Böyle bir iddia var. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim bunu burada söylediğin için. Hemen cevap veriyorum. Tamam, cevap ver Onur. Öncelikle bu özel hayatın gizliliğine girin. Bunu orada söyleyemezsin. Seni şikayet edeceğim. Bu bir. İkincisi, Onur
zaten böyle bir şey olayın olmadığını, Tuğçe'nin bu dolandırıcılık işlerine devam edebilmek için babasına iftira attığını. Evet. Babam tamam, işte babam veriyorum. Benle birlikte olmak istedi diye. Aynı zamanda yaşında Tuğçe ya? 25 yaşında veya 26. 25 yaşında olan benim bir sıfım da beni kendi dinleyin. Kendi ağzınla söyledin. Kendi evine girdi falan. Hep böyle duygu sömürüleri yapıyorlardı. Hep duygu sömürüleri. Baban cezi ben şunu öğreneyim. Onur baban cezaevinde mi Mustafa Bey? Benim babam 2 sene mahkum edildi. Ben ablamı kendi ellerimle Yenibosna'daki adli tıpa götürdüm. Adli tıp raporu var. Bunlar kim ki benim ailem hakkında bu yorumu yapabiliyorlar? Tamam neyse o konuya girmeyelim. Okan pişman oluyor. Ve diyor ki biz yanlış bir şey... Yani şunu söylüyor, ben o tarafa girmeyeceğim ama şunu söylüyorlar. Diyorlar ki sen, kardeşin, Okan, Onur, Tuğçe, üçünüz de bu dayınıza beraber dolandırıcılık devam edebilmek hayır, için babanıza iftira atmışsınız. Beni dinler misiniz? Tabii ki, niye dinlemeyeyim? Tabii. Evet. Bunu burada söyleyemezler, bu benim özel hayatıma dair bir şey. Ben birine güvenip de bunu sır olarak verdiysem... Bunu orada söyleyemezsin. Eğer gerçekse kıskanmak zorunda savunmak zorundasın. Bak Onur bir şey söyleyeceğim. Onur benim burada mesela Onur bak senin özel hayatın benim meselem değil. Senin kız kardeş. Ben oradaki detaya soruyor muyum? Baban kız kardeşine ne yapmış? Nerede ne yapmış? Girmiyorum o meselelere. Benim derdim şu. Siz babanıza bu işe devam edebilmek için Mustafa Bey'e işte dolandırıcılığa devam edebilmek için öz babanıza iftira attınız mı atmadınız mı? Bana bunu söyle. Asla. Ayrıca benim ablam da Kayseri'de evli ve Kayseri'de yaşıyor. Bunu da bilin lütfen. Kaçıncı evliliği? Dördüncü evliliği. Öyle diyorlar da o iddiayı da. Tamam mı? Paylaşıyor. Uzun yıllardır da devam eden bir evliliği var. Evet, benim ablam onları gördüğünde biz de niye görmedik? Hepsini gördük de onun eşini neden görmedik madem? Sana ben ablamın eşini mi göstermekten mahkum muyum? Yükümlü müyüm? Evine zaten yengeyi. Demişsiniz. Benim ailemle tanıştınız. Bu arada. Abi Okan bir şey söyleyeceğim. Aydın Bey bir dakika bir saniye. Hey, aynı anda konuşmayın. Senin dayın Aydın evli mi değil mi? Benim dayım evli efendim. Peki evliyse Fatma ile nasıl birlikte olmak ister? Peki Fatma ile birlikte olmak istediğinin herhangi bir tespiti, delili, iddiası neyi var bunun? Ben bunu şahitlerim var Onur Bey. Şahitlerim var. Peki bir araya gittik devam edeceğiz. Bir ara lütfen. Çelişkiler çoğaldı. Çember daraldı. Anlat bunu bana. Bana anlat. 4 yaşındaki kızını bırakıp kaçtı. Hayır. Rukiye'yi kim yönlendiriyor? Radyede çekilen görüntüler. Senin boyun aşar bu konu. Rukiye ona sığındı. Gizemli Ömer kim? Bilmiyorum ben Ömer diye kim Ömer? Bilmediğin şeyleri nasıl savunuyor Ahmet sen o zaman? Gizli tanıklardan şok iddialar. Ya ev yakar ya adamları silahla tehdit eder. 50 TL'de gizli tanık tutsam ben kanmam kanmıyorum. Ömer ve Rukiye'nin sırrı çözülecek mi? Ömer silah konusunda iyi bir uzman olduğunu biliyorum. Rukiye ile ilgili şok gelişmeler. Sen bunun bedelini ödeyeceksin. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmede. Rukiye neden kızını bırakıp Silifke'ye gitti? Ben kaçmadım hiçbir yere. Herkes seni çok merak etti. Herkesten çok merak ettireceğim. Silifke savcılığına çıkacağım şimdi. Telefonların neden? Benim telefonumun şarjı bile yok. Seni çok merak ettik ama. Merak ettim. Telefon... İki aydır bir kadına 10 kere soru sorulmaz. Ben bir şeyden dolayı kaçmadım. Kardeşlerin gittikten sonra sen bu kadar... Hayır. İki aydır ben aynı olayı yaşıyordum. Veli Bey ve İsmail mi size dön gel çıkmayın? Bana kimse bir şey demedi. Ben kendi halime geldim. Kimsenin aklına yola çıkmadım. Ben suçluysam devletin hakiminin savcısının karşısına gideceğim şimdi. Suçluysam beni devletin hakimi savcısı tutuklasın. Rukiye'nin abisi Ahmet canlı yayına bağlandı. Son görüntülerdeki gizemli kişi Ömer kim? Ahmet Bey Ömer kim? Neyiniz oluyor Ömer? Kim? Ömer telefonlar açıyormuş Rukiye'nin.
Kim Ömer? Abla bilmiyorum ben Ömer diye. Kim Ömer? Yalan söylüyor. İki kişi var orada Ahmetciğim. Bir tanesi Veli. Hamisi. Evet, evet tamam Veli. Veli bir de uzun boylu şey bir çocuk var. Bir adam var daha evet. Doğrusu. Bütün telefonları da Ömer diye biri açıyor. Yani iki kişi şu anda Rukiye ile beraber. Bilmediğin şeyleri nasıl savunuyorsun Ahmet sen o zaman? Bana buradan oradan yükseliyorsun, yalan söylüyor, iftira atıyor diyorsun da. Ya, bak konuşma, konuşma. Sıcak gelişmeler canlı yayında tek tek açıklandı. Rukiye şimdi ne yapacak? Ben çocuğumu tekrar geri almak istiyorum, nasıl alabilirim diye bu yönde bir talepte bulunmuş. Tabii ki bir de şikayette bulunmuş. Daha sonra bu talepte yaklaşık 1,5 saat kaldı adliyede. Daha sonra buradan ayrıldı. Daha önce haklarında takipsizlik verilen şüpheli isimler yeniden mercek altına alındı. Ki bu isimlerin tabii ki en başında da İsmail Bacak geliyor. Rukiye bugün yine hepimizi şaşırtmaya devam edecek. Gerçekten çok şaşıracağınız bir yayın yapacağız yine. Birazdan Ömer'in kim olduğunu açıklayacağım sizlere. Kezban'la ilgili gelişmeler var. Şimdi bazı izleyicilerimiz diyor ki yani Kezban'a niye gidip hemen konuşulmadı, niye ona ulaşmıyorsunuz? Birincisi Kezban Çintay şu anda cezaevinde. Ama onunla ilgili bir gelişme var. Şimdi biz mesleki hırsla bir yere kadar önemli olan soruşturmada sonuç alabilmek. Babanız Yılmaz Kılınç'ın katili kimse onu bir an önce ulaşabilmek. İnşallah. Çünkü gerçekten yani şu anda kızım Mercan burada, oğlu Talip Bey burada, Murat burada. Diğer evlatları da öyle ekran başında 9 tane evladı var. Nur Sultan'la beraber 10 evladı var. Hepsi babalarının başına ne geldiğini merak ediyorlar. Ve katilin de bir an önce adalet önünde hesap vermesini bekliyorlar. Şimdi ben meslek hayatımda dikkat ettiğim bazı hususlar var. Yani elimizdeki bazı bilgileri savcılarımızla ya da yetkililerle onların kontrolü dışında, kontrolden lütfen yanlış anlamayın, soruşturmaya zarar gelmeyecek şekilde ben yayınları yapıyorum. Çünkü asıl işi onlar yapıyorlar, soruşturmaya da zarar vermek istemiyorum. Dolayısıyla Kezban'la ilgili gelişmeyi birazdan ilerleyen dakikalarda açıklayacağım size, duruma göre açıklayabilirim. Ama Ömer'le ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağım. Ama iki tane önemli bir durum var, gelişme var. Önce onu söyleyeyim sizlere. Dün ben Zuhal'le konuştuğumda, şimdi Rukiye'ye biz o gün Rukiye evine gitmek istedi. Tamam dedik. Bilet alındığını söyledim. Sonra dediler ki kızını orada zorla tutuyorsunuz. Niye kızının bileti yok? O benim hatam. Çünkü kızına da bilet alındı. Yani sevgili izleyiciler biz şeyi... Durasan burada, babası burada. Burada nasıl... Sadece Rukiye bile... ...muşuz gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Şimdi biz sadece o gün Rukiye'yi görüyorsunuz. Ama yani hem kızının bileti hem kendisinin bileti olmasına rağmen Rukiye kızını burada terk etti ve koşarak gitti. Biz o sırada çocuğu tutuyoruz. Devam eden bir yayın var. Yani çocuk bizim kucağımızda. Çocuğu böyle itti de gitti yani. Çocuğu yanında götürürse biz onun çocuğunu ayıracak mıyız? Böyle bir şey olabilir mi? Çocuğuna bileti var. Kendisine de bileti var. Ama çocuğunu terk eden giden bir anneden bahsediyoruz. Çünkü şuna güveniyor Rukiye. Özden işte hepimiz de çocuğunu seviyoruz. Kendi evladımız gibi elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Özden'in eve götüreceğini düşünmüş. Sen niye eve götürmedin demiş. Kardeşim biz senin çocuğunu nasıl eve götürelim? Bak hemen bizi şu anda da başka suçlamalarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla biz hemen biletini al, ya ikisinde bileti vardı fakat kaçıp gitti. Sırada kızını bile gözü görmedi yani. Kızını bile asla gözü görmedi. Bu arada o gizli tanık, yani ben İsmail'i oradan aldım ve bir çuvalla beraber benim aracıma bindi, birçok görüşmesine tanıklık ettim diyen gizli tanığın tekrar ifadesi alınacak ve o beyefendi telefon attığında. Ali hatta mısınız? Merhabalar. Buradayım Didem Hanım, merhabalar. Evet, evet, evet. Aynen, bu arada yani Rukiye böyle kaçarken kızını da burada bırakıp gittiğiniz emniyeti de aradık. Şimdi beyefendi ben şöyle biliyorum, savcılık tekrar sizin ifadenizi alacak, doğru mu? Doğrudur efendim. Sabah 10'da Silivke Savcısına bağlanacağım canlı olarak. Evet. Aha. Görüntülü onun... olarak herhalde bulunduğunuz yerden. Sekbiz'de sizin ifadeniz alınacak. Yani bütün mesele şu. Televizyon sesim açık bilmiyorum ama televizyon sesini kısar mısınız lütfen? Şunu Rukiye bakın. Şunu Rukiye kabul etti. Yayında o çuval görüntülerini verir misiniz lütfen? Rukiye şunu yayında kabul etti. O çuval kendi çuvalı. İçinde de silah var. Rukiye bunu yayında kabul etti. Ama şunu kabul etmiyor. Benim abim İsmail değil, onu Murat oraya götürdü diyor. Ya kardeşim diyoruz, Murat'ı
Siz görmemişsiniz. Beyefendi ben bir daha Murat'ı soruyorum. Siz orada Murat'ı gördünüz mü? Murat çuvalı size Murat mı getirdi? Hayır efendim. Hayır ben Murat'ı da tanımam. Rukiye'yi de fazla tanımam. Ben evet. İki tarafı da bilmem. Ben zaten yarın savcılığa şeyi verdikten sonra Didem Hanım tekrar geleceğim. Ben size detaylı olarak orada yüzde her şeyi anlatacağım. Hepsini anlatacağım yani. Sizin bize anlatmadığınız başka şeyler de mi var? Anlatmadığım şeyler değil. Kafama oturmayan şeyler var. Bizim de kafamıza oturmayan şeyler var. Bakın lütfen hatta kalın. Rukiye'den dolayı anlatamadığı şeyler olabilir belki. Rukiye'nin habire parazit yapmasından dolayı. Şimdi Rukiye önce bizim yayınımıza nasıl bağlanmıştı? Silifke'de Skype bağlantısıyla uzaktan bir yayına bağlandı. Hatta evet. Gözyaşı döktü. Ağladı. Kocamın katilini bulun dedi. O anlar bir gelsin ekranlarınıza. Yayına katılıyor mu diye şaşırdığın işte babanın o genç eşi Rukiye Skype bağlantısıyla Mersin'den yayına katılmayı kabul etti. Rukiye merhabalar canım. Merhabalar. Sen kocanı öldürmekle yargılandın. Sonrasında evet. İşte bir beraat ediyorsun. Onu da biliyoruz. Evet. Ama hala kocanın faillerinin bulunması için soruşturma devam ediyor biliyorsun Rukiye. Evet, evet. Kimse bu beraat kararına bir itirazda bulunmamış. Sonuçta kocan öldürülmüş Rukiye. Kocanı evet, öldüren öldürülmüş. Biri var. O birinin ortaya çıkması için sen de bize yardımcı olacaksın diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Tamam önce canım. Devletimin ömrüne sonra kendime tamam, sanıyorum. Ama kızım Mercan. İnşallah heh. Diyorum. İnşallah. Kocanın katillerinin i̇nşallah. Bulunması istiyor musun? İstiyorum. Ağlamak ekmeğin senin değil mi? Sen ağlayarak bizim ocağımıza su döktün biliyorsun değil mi? Hayır. Ben seni bugün bekliyorum buraya. Bekle varırım. Varacak, geleceksin. Korkacak bir şeyim. Yok senin korkacak bir şeyin var benim. Veya yok sen buraya geleceksin. Sen kocanın ölümüne gerçekten üzüldüysen buraya geleceksin. Geleceğim. Sana adliye çıkışında beni dinle. Allah kısmet ederse ben geleceğim oraya. Rukiye ben diyor ki ben diyor ben hazırım. De diyor. Rukiye diyor ki ben kocamı öldürmedim ve kocamın ben katilini bulunması için. Ben kocam için yola hazırdım. Ben kocamı... öldürmedim diyorsun. Kim öldürdü o zaman sence kocanı? Kocamı Murat Kılınç'tan şüpheleniyorum. Çünkü kocamın dosyası vardı Murat Tacıntısı'ndan. Ne kocam dosyası vardı? Ne dosyası vardı? Hangi dosyası? Ne dosyası varsa sen vardım. Geldikten sonra oldu. Gerçekten sen sevdin mi bu Yılmaz Gerçekten Bey'i? Sevdim. Ben sarı hastasıydım. Sarı hastası olduğum için eşim dağdan bayırdan tuttu geldi beni. Dağlarda yatarak kalkarak Mercan Dursun bana günlerce evine yanaşmadı. Eşimin evine yanaşmak istedim darp etti. Kocan öldürülmeden önce sen bir şeye gidiyorsun dışarıya gidiyorsun. Bir ihtiyacın var. Lavaboya gitmiş. Lavaboya gidiyorsun. Döndüğünde... Evet. Kocanı nasıl bulduğunu bize bir anlatır mısın? Eşim labiye çıkmıştım 5 metre üzeri. Saat kaçtı? Labiye çıkmıştım. Saat kaçtı? Çıktığım an saat 9.30-10 arasıydı. En fazla 9.30-10 fazla olmadı yani. Çünkü 12'de zaten karakol geldi 12.30'da bile. 9.30-10. Tamam devam evet. Et evet. Tamam çok güzel. Eşim dedi ki ışığı söndür hanım dedi. Işığı söndür lambaları söndür dedi. Işığı söndür. Ben yatacağım dedi. Gece Ramazan'a kalkacağım dedi. Ramazan'da bir günüdün. Tamam. Ramazan'a kalkacağım deyince ben de dedim ki sen tansiyon hastasın, şeker hastasın, tansiyon hastasın. Bir de tansiyon, yüksek tansiyon, hipertansiyon olduğu için. Dedim ki eşim Yılmaz Kılınca hayatım sen kalkamazsın. Allah günah yazacaksa oruçtan yazsın dedim. Yo 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 dedi ben aç tutarım, orucumu tutarım dedi. Hı. Çünkü ben orucumu geçirmeyen bir insanım dedi. Abdestli namazlı bir insanım dedi. Bu yüzden de tamam dedim sen ne bilirsen o olsun dedim. Tam yatma üzere ışığı söndür dedi. Yatma üzere ışığı dur dedim. Ben bir lavaboya gideyim geleyim dedim. Ondan sonra söndüreyim dedim. Dememin rağmesine lavaboya oturdum söyleme sahip. Zınga da koyağın içine ses tonu çıkınca silah niye uğradığımı bilemedim. Elim ayağıma dolaştı. Geldim ki kocama sarıldım ki kocam kanlar içinde et parçaları elime bulaşacak hissettim kocamın öldüğünü. Bir anda dengemi kaybettim. Çocuğum Nur Sultan Kılınç yanı başında yatıyordun. Kurşunlara herhangi bir hedef oldum diye Nur Sultan'a baktım. Bir şey yok Nur Sultan'da. Baktım ki yatıyor çocuğum. Bu yüzden çocuğuma ve eşimi kaybetmişim. Çocuğum da kalktı. Anne dedi ellerimde dedi boya var dedi. Kan var dedi. Boya var sil dedi. Ben de dedim ki sil, kızım kan boya değil o sil. Elimizde kan babanı kaybettik dedim. O arada dengemi kaybetmişim. Nereye gideceğimi ne yapacağımı telefonum çekmiyordu. Dağın başında kendi başıma bir bayanıdım. Okumam yok yazmam yok. Bu iftiriyi kabul etmiyorum. Asla etmiyorum etmeyeceğim. İlkeğin Silifke'den de ne oldu Mercan ne diyorsun bir şey diyordun anlamadım. Ya sıkıştığı yerde dengem kayboldu. Elini yıkarken dengesi kaybolmamış. Su içerken dengesi kaybolmamış.
Yani o dağlarda o adamı yönleştirirken, düzeltirken, üstünü örterken cesedin dengesi kaybolmamış. Jandarmayı görmüş, dengesi kaybolmuş, ışığı kapatmış. Ya insan jandarma geliyorken ışık kapatır mı? Jandarmayı görünce ışığı kapatması, ondan sonra onlar gelince böyle ayılıp bayılması, bunlar hep düzen. Bir de yatağın şu tarafından dönüyor. Yani o tarafından dönüyorsun. Daracık yer ya. Daracık yerden yeri, dönüyorsun. Evet. Adamın, yani özür dilerim adam dediğim için, ya Allah rahmet eylesin. Evet. Babanızın başını parçalanmış, kafasını yani, başını tutuyor. Ya tesadüfe bak, Allah'ın işine bak, diyor ki duyumlara göre bana duyular geliyor diyor. Allah'ın işine bak. Allah ona yardımcı görüyor, ediyor. Ona ayrıcalıklı davranıyor yani. Üzerine hiçbir şekilde kan lekesi bulaşmıyor. Ondan sonra elini de yıkıyor. Sıvap izi olduğu gibi sıvap izi var. Ablacığım bak. Babamın burasını görüyor musun sen şu anda? Evet. Orada resimde. Görüyorum. Bak babamın buradan şöyle ölçmek gibi olmasın. Bu alın malın yok. Yok yok. Ben size bunu alnını diyor. Bu göğsüme dayadım diyor. Ben, ya babamda alın yok. Bir daha tarif eder misin? Kalmış. Bir daha tarif eder misin? Neresi yoktu ya? Neresi yoktu babanın? Ama şu burun, sadece şu burun benim gördüğüm. Evet. Cenaze mezarına girdiğimde. Of. Şuradan şöyle bir tarafı, şuraya kadar şöyle bir tarafı. Yani şu kafanın, şu şöyle yüz yok, onun alnı falan yok, göz yok, alın yok, hiçbir şey yok. Ben ilk defa cenaze görmüyorum. Ya alnı olan, gözü olan, nasıl tutarsın sen? Tutmamış ya. Ya işte abla yalan söylediğin, burada ben anla. Ben size bir resim göstermiştim, çocuk, hatırlıyor musunuz? Evet, korkunç. Çocuk dokunmuş Didem Hanım. Çocuk hani siz dediniz ya. Of ya. Sonra geldi. Uyanmış, babasını ellemiş. O şimdi bakın adım adım nasıl sonuca gittiğimizi göstermek için bu şeyleri gösteriyorum. Yani biraz sizi geçmişe götürüyorum. Sonra stüdyo ilk geldiği günü. Hatırlıyor musunuz? Evet. Bakın o gün neler anlattı. Ya ilk geldiği günlerde neler oldu? İzleyelim lütfen. Tokiye Hanım gelir misiniz lütfen? Tokiye Hanım geldi. Mersin Silifke'den. Geçiyoruz. Hoş geldin, böyle geldin. Hoş bulduk. Merak etme, bir şey yapmazlar. Buradan geçebilirsin. Gel gel, ben buradayım. Gel, hoş geldin. Sağa hoş gel. Hoş bulduk. Gel, sağa. Şöyle. Evet, evet öyle gel. Korkma. Korkmuyorum, hiç korkacak bir şeyim yok. Arkadan bir dolandın, dedim ki bir şey mi oldu? Sırası mı diye fark ettim. Yok, buradan geliyoruz biz. Çok şükür, niye korkuyorum dedim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim çok şükür. Kaç yaşındasın Rukiye sen? 36-37. 36-37. Teşekkür ederiz çünkü birebir kocanın vefat ettiği sırada sen yanındasın, her şeyi sen biliyorsun. Ve sen de katilin bulunmasını istiyorsun, ben katil değilim diyorsun. Evet. Öyle mi, sen katil... Elhamdülillah çok şükür. Sen kocanı öldürmedin mi? Hayır. Öldürmedin. Tamam. Biz bütün iddiaları hepsini sana soracağız. Çocukları burada. Onlar da sana çok kızgın, çok öfkeliler. Biz de öyküyoruz. Ben de öyküyorum. Benim de bir çocuğum yuvada kalıyor. Ben hak etmedim bunları. Nur Sultan şu anda Yılmaz Bey'den olan çocuğun evladı. Kızım olan Nur Sultan yuvalarda kalıyor. Elin bilinmedik yuvasına kalıyor. Ben hak etmiyorum ki. Bir canlandırma yapalım. Gel Zuhal. Nereden vurulmuş? Şimdi buradan... Bu barakaların arasından bu şekilde burayı denklemiş. Şöyle şu tamam, arın kısmı. Tamam peki örtmek. Geldin sarılıyorsun şöyle, şimdi. Ben tamam. Şuradan çıktım, kapının yönü böyle dönüş. Tamam. Böyle dönüyorum. Nasıl sarıldığını burada, göster bana. Ha, ben geldim, eşim bu taraftan. Peki böyle dışarıdan geldim. Silah sesi geldi, kocanın vurulduğunu düşündün hemen. Yok, eşimin vurulduğunu bilmiyorum. Niye eşine sarılıyorsun? Eşimin vurulduğunu bilmiyorum. Yardım bekliyorum eşimden. Çünkü koyanda kimse de bir Allah kulu olmadığı için tamam. Eşimden yardım bekliyorum. Eşine yardım için sarılıyorsun. Eşime korktuğum için. Daha da çoban çocuğu büyüdüm. Ha, evet. Korkma, çok korkacak birine benzemiyorsun maşallah da Rukiye. Yok, korkacak birine benzemeyip de niye benzemiyorum? Güçlü bir kadınsın. Güçlü bir kadınsın. Çünkü yapılan haksızlıklara katlanamıyorum. Ben devam edelim. Olayı anlat hem bize. Hem eşim öldürülüyor hem şikayetçi. Tamam, ben şimdi bulunuyor. Çekildim. Hepimiz sessizdi. Sessiziz, o anı yaşa. O anı yaşa, bize anlat. Şimdi vurulmuş kocam. Eşim böyle bu ara vuruluk böyle. Buradan çıktım burası lava. Buraya oturdum. Tamam. Zıngıltı çoktu. Hemen apar topar geldim ki eşim vuruldu diye böyle bu yandan böyle sağ tarafından kan olan tarafından. Şöyle girdim ki şu beyin kemik dağılmış durumda. Eline geldi. Elime cıvık et parçası ve kan parçası geldi. Tamam. Tüpte şöyle başucunda şöyle eğildim. Baktım ki bir kan. Eyvah dedim, kim vurdu ne eşime? Kadar sarıldın eşine, bir Zuhal'e sarıl. Şöyle yap, şu şekilde şöyle yaptım, sadece elimi soktum. Bileğine kadar yani. Evet şöyle şu kadar bir şey soktum. Hı. Eşimin vurulduğunu hatırlayınca böyle bir elimi çırptım biliyorum, ondan sonrasını biraz... Orhan Bey soracağınız varsa Zuhal'i kaldıracağım. Tüp. Yok burada, sadece şunu tüp soracağım. Bak, bekle şuradan saniye. Vurulmuş dedin ya. Hı. Bu tarafında da var mı diye? Yok bu tarafında yok. Bu sol tarafta bir şey yok. Çocuğum da bu bölümde yatıyordun çocuğum da. Didem Hanım.
Neyse. Bu tarafta ne var peki? Bir dakika bekle, ne olur karışmayın. Bu tarafta işte barakaların duvarı, barakaların duvarı. Duvar var. Bir bekle şimdi. Tam eşimin buraya ateş edilince bura böyle yoldu. Bir dakika bir şey soracağım. Söyle şimdi Mercan. Öbür tarafı elimi soktum dediği yer daş duvar. Duvar. Niye oradan zor yerden sokuyor da beri taraf boşluk. Beri taraftan niye yanaşmıyor? Yatacak ben olduğu... o tarafa yataraktan böyle yataraktan sokuldum. Tamam da Rukiye bak. Ne olursun bak. Mantıklı olalım. Konuş, mantıklı. Bak burası duvar. Niye ben duvardan yanına zorlayayım ya yavrum? Beri tarafta yatacak olduğu boş yer. Ya ben ayağı yerim... ucundan geçtim. Adam o anda can heybetine ayağı ucundan geçtim boşluk sağ var, tarafına. Boşluk var. İnsan ilk kolay olan yerden atlar. Tamam da oturdurma. O an ilk kolay tamam, olan yerde ediyoruz, sen devam. İlk kolay olan yerde kocamı ve kocamı kaybetsen nasıl geçersin? Ben kocam, o anda o öyle bir şekilde Mercan, Allah korusun Mercan, kocamı kaybetsem. Mercan dur. Bak şimdi o anda o ülkede. Rukiye bana bak. Biz olaya döndük. Şimdi kocanı tuttun, üstün kan olmadı mı? Yok kan olmadı. Sadece elim diyorum. Yedim hanım. Elim oldu. Canım benim altına kadar sokuyorsun. Yani kızının sırtı bile kan oluyor. Sırtı. Kız öyle çocuğu, diyorsun ya. Çocuğun üstüne. Onun farkında ya değilim. Çocuğun üzerine kadar şu kan. Şu an çocuğun böyle işte bayanım. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Bak, sadece soruyorum. He. Anlamaya çalışıyorum. Şimdi buradan Allah korusun vurulmuş ya. He. Çocuk da bu tarafta yatıyor ya. Yani her tarafa kan şey olmuş ya. Senin sadece. Çocuk kanı görmedi. Yani senin, elin, ya senin sadece elin kan oluyor. Kıyafetin kan olmuyor. Gerçekten. Bir de lüküs karşı tepede yanıyor. İçerisi aslında aydınlık. Evet. Baya aydınlık. Dolayısıyla aslında Rukiye o sırada kocasının kafasının parçalandığını biliyor ve görüyor. Biliyor evet. Ve görüyor. Değil mi Orhan? Bir şey söylüyor orada. Ne söylemiş? Ya orada diyor, biraz önce söyledi. Dışarıdayken silah sesini duydu ya. Hı hı. Diyor ki kocamı vurdular diyor. İçeriye girdim. Ya belki vurmadılar kardeşim. Birisi geldi havaya ateş etti. Nereden biliyorsun? Niye sen hemen onu düşündün ki orada? Çünkü i̇şte gördü. Buranın tamamen düzmece, tamam senaryo olduğu buradan belli zaten hocam. Eli niye kan evet, oldu? Tamam bir senaryo. Çocuğun üstüne kan sıçradı. Çocuğun üstünü değiştirirken ya da çocuktan bulaştı o kan. O babama kontrol etmesi falan hepsi yalan. Rukiye o işin içinde biliyor. Onun içinde kaçtı buradan. Babalar gibi kaçtı. Ya siz başında şüphelenmediniz mi Rukiye'den ya? Ya başta yok. Şüphelenmedik. Ben şahsıma şüphelenmedim Didem Hanım. Şimdi... Çünkü bir yandan da üzüldük yani. Murat'ın yaptığı hiç geçti mi gönlünden, kafandan hiç? Benim mi? Evet. Hayır. Hiç geçmedi. Hayır. Hiç düşünmedin mi? Hiç düşünmedim. Biz babamıza mesafe koyduk. Daha doğrusu babamız bize gelmeyin dedi. Mesafe koyduğu için biz bir kırıldık. Ama öfke bak, duymadık. Şimdi şu da var yani. O akşam mesela ben Murat'a defalarca geç sordum. Yine soracağım. Sen babanın vurulduğunu öğrenince neden gitmedin olay yerine? Ben oraya bir türlü şey yapamıyorum mesela. Hocam bak ben o zaman söyledim. Bana hadi abim, küs olabilirsin de. Bana abim, adam ilk, ölmüş ilk ya. Abim ben karşılaştığımda ben babamın öldüğünü bilmiyordum ki. Babamı dövmüşler mi, bıçaklamışlar mı, bir şey olmuş dedi. Sen de git evine dedi. Ya Murat açık söyle. Sen öldüğünü yani öğrenmişsin ama kızgın olduğun için çıkmamışsın. Gitmedim abla. Bu nasıl bir kızgınlık? Açık söyle işte, yani. Ben öğrenmişsin. Ben köye indim, aşağı indim. Muhtardan öğrendim sonra babamın öldüğünü. Ya gitmemişsin. Çok kızgınsın. Çok öfkelisin çünkü ona. Senden ya, şikayetçi ol. Abla, kırmakla, açık söyle yani. Kırmakla haklı biraz da yani. Bazı konular öyle yani. Ağır bir iddiayla karşı karşıya kalmışsın. Gitmedim. Çünkü benim bir yeminim vardı zamanında. Ölürse ölüme gelmesin, ölürse ölüsüne gitmem dedim. Ama ben o yeminimi de yedim. Gene de gittim, dayanamadım çünkü benim... Ama Rukiye'ler cenazeye gelmedi. Şimdi katil o kadar çok dikkatli bir kişi ki... Yani o kadar çok dikkatli vurmuş ki babanızı... Evet. Çocuğa, ya Allah aşkına Nur Sultan'a bir şey olmamış. Evet. O, bakın o anlarda, o anları nasıl anlattı. Yani ne kadar iyi bir katilmiş yani. Rukiye vurmamış, Nur Sultan'a vurmamış. Nasıl nişan aldıysa... Sadece babanız ölmüş. Gelsin onları nasıl anlattı Rukiye. Rukiye yani enteresan gerçekten. İzleyelim lütfen. Sıçratmaması için. Ben böyle bir nişancı görmedim. Bak şimdi çocuğa devam ediyorum. Çocuğa sıçratmaması için gitmiş demek ki. Sen lafı çok değiştiriyorsun Rukiye, tekrar ediyorum. Dayadım bir dakika, bir saniye. Silahı nasıl dayamıştır? Göster. İşte dayıyor. Göster, sen mi göster? Ya sen yaklaşma, yerinde bir göster. Silah nasıl, böyle mi tutuyor? Nasıl tutuluyor silah? Şöyle. Silah nasıl tutuyor? Şura dayadı şöyle. Dayadıysa. Buradan ateş edilmiş çünkü yakın bir mesafe olduğu için direkt beynine doldurmuş ki karşıda tabii. Çocuğa bir zarar vermemesi. Acaba böyle evet. Düşerken mi sıçradı yukarıya? Yok benim hocam. Yok öyle sıçramaz. Benim hocam öyle yatırkana şey vuruldu. Ben buna şahidim. Baktım ki çocuğumun üstüne mermiler sıçramış. Ben de çocuğum aklını oynatmasın diye kıyafetini değiştirdim. Yılmaz Kılıç'la baş başa yatıyorsa, bak baş başa yatıyorsa çok yoğun bir şekilde çocuğa kan bulaşması gerekiyor. O çocuk orada babasıyla beraber yatmıyordu. Çocuk zaten kalktı, babasının yanından aralaştı. Ben de dedim zaten. Gerekiyor. O çocuğu kan görmedi. Şimdi
Çocuğu ben kan olarak gördüm ama belki gördü belki görmedi. Ben çünkü o anda psikolojim bozuldu. Her taraf kan et parçası olduğunu hissettim. Ya bir haftada bize diyorsun ki kan vardı diyorsun çocuğu. Ya tamam da gördüm diyorum Nidem Hanım. Gördüm diyorum bak gördüm diyorum. O anda psikolojim bozulmuş demek ki ne. Her tarafı kan ve et parçası olarak gördüm. Sen çocuğu yıkadın mı? Banyo mu yaptırdın? Çocuğa banyo yaptırdın mı sen orada? Yok. Gecenin bir yarısı nereye banyo yaptıracağım? Benim zaten şuurum bozulmuş. Oturdum yerden kalkamadım, kıpırdanamadım. Nereye banyo gideceğim şimdi gecenin bir yarısı? Ay yok, ışık yok. Çocuğumun üzerini değiştim diyorum. Bak onu çok iyi biliyorum. Çocuğumun üzerini değiştim, koydum. Çocuğum korkmasın diye. Ben gördüm ne kan olarak gördüm her tarafını. Ben senin babamın öldüğü anı bile hatırlıyorum. Babasını biliyor mu yani? Babasını biliyor tabii ki benim canım. Bilir ya. Ben dedi. İşte babamın ya, öldüğü anı bile hatırlıyorum dedi. Öldüğü anı hatırlıyorum yani, demiş. Öldüğü anı hatırlıyorum. O zaman uyanık mıydı acaba çocuk? Yani uyanıktım benim kızım. Benim ağladım ayında. O zaman kızın da uyumamıştı kızım. O zaman. Yani kızım uyumadı zaten kocam da öyle ağlıyor. O sırada çocuk ne durumdaydı? Çocuk kucağındaydı. Uyuyor muydu? Uyumuyordu. Bir kendinden hafif böyle baygın yaptı, gibi. Ondan sonra yine böyle yaptı çocuk. Uyudu yani. İlaç mı aldı acaba? Ondan sonra zaten biz fazla sürmedik dışarı aldık. Çocuğa sakinleştirici mi verdin? Bilmem. Uyku ilacı mı verdin? Bilmem demek ki. Silah sesini duymayacak kadar çocuk acaba ne içti? Ne içti ne bileyim ne içti. Ne içti sence Nursultan? Sormak lazım ya katile sormak lazım. Çocuk tekrar uyumadı diyorsun. Fakat jandarma geldiğinde çocuk böyle kafası önde uyuyor gibi. Karı kalk diyor. Misafir geldi kocayı kaldır diyor. Tekrar yatıyor uyuyor. Sen çocuğa ilaç mı verdin? Ne bileyim zar demek ki ne ver. Hatta benim de dikkatimi çekti. Çocuk böyle zınıltı çoktu. Hemen apar topar geldim ki eşim vuruldu diye böyle bu yandan böyle sağ tarafına kan olan girdim. Tarafından. Şöyle girdim ki şu beyin kemik dağılmış durumda. Tamam. Tüpte şöyle başucunda şöyle eğildim. Baktım ki bir kan. Eyvah dedim. Eşimin vurulduğunu hatırlayınca böyle belimi çırptım biliyor musun? Çocuğum da bu bölümde yatıyordu. Zaten çocuk yatakta değildi. Normalde çocuk koşa yatakta yatıyordu. Normalde çocuk koşa yatakta yatıyordu. Çocuk yatakta yatıyordu. Devletin yurtta kimseyle görüşmüyor. Benim sıkıntım yok. Gerçekleri söylerse ne yapacaksın? Söylesin. Hangi gerçekten bahsettim ya ben? Ya söylesin Memur Bey. Niye kararlıyorsa çocuk da söylesin. Çocuk da bir gün Allah ininde gerçekten Allah'a kitabı peki. Tanıyorsa pişman olacak söylediğinden. Siz obada yaşıyorsunuz. Bir sürü kişi de kocanın duru yeteneği olduğu için, altıncı hissi kuvvetli olduğu için bir sürü insan gelip kocana danışıyor. Kadınlar da gelip gidip danışıyorlar mıydı? Danışıyorlardı. Kadınlar da geliyordu. İlgi gösteren oluyor muydu? Yok. Ha? Bence olmuş. Ben şöyle baktım manlardın. Ondan sonra hora öte oturun derdin eşim. Ha. Ben şöyle sadece bakayım, baktım manlardın. Şey. Hora öte oturun. Hanım sevmiyor. Yakın oturmamı sevmiyordu. Kocanı kıskanıyordun yani. Tabii ki. Ha. Kıskançlığımızın yüzünden kaybettik. Kocanı kıskanıyordun yani. Tabii ki. Yani. Ha. Kıskançlığımızın yüzünden kaybettik. Belki işte bunu da öbür işte belki bu yüzden kaybedebilir. Etmiş olabilir yani. Enteresan kıskançlığım yüzünden kaybetti gibi bir şey. Ama ben daha önce söylediği sözü tekrar hatırlayınca sana bir daha sorayım. Öldüğü anı Nur Sultan hatırlıyor demişsin. Evet öldüğü zamanı bile hatırlıyorum dedi yani ben. Biraz güçlü konuştu duymuyorum. Ne oldu ki sesin içine kaçtı. Yok, ne oldu? Öldüğü zamanı bile hatırlıyorum dedi yani. Öldüğü anı hatırlıyorum. Evet. Ne demek? Çocuk sana ne anlattı şimdi. Ya Allah aşkına şimdi. Söyle Durasan ya. Ben bilsem zaten şimdi biliyorsun bak sen anlatırdım. De. Bugüne kadar burada karşılıklı bakıştınız. Hala da diyorsun çocuğu veririm diyorsun Rukiye'ye, görür diyorsun. Ben çocuğu aynı bana gösterdiği şekilde gösteririm ona. Şimdi onu boş ver de öldüğü anı hatırlıyor ne demek? Neyi hatırlıyor çocuk? Yani çocuk öyle bana öyle söyledi. Nur Sultan. Neyi hatırlıyor Nur Sultan? Allah aşkına Durasan söyler misin? İşte şimdi. Bak sen de birçok şeye şahitsin, susuyorsun. Benim küçük kızımın çok zeki olduğunu bildiği için onu sürekli böyle yanımızda gönderiyordu. Hani çocuk belki bir şey söylerse küçük çocuktan haber almak için yani bir hafiye gibi. Ama siz ayrılalı 2-3 yıl olmuş yani. Tabii canım biz ayrıldık ama sadece ben böyle. Risale Nur'u sizin yanınıza 2 yaşındaki çocuğu sizin yanınıza gönderiyordu. Nur Sultan'la sen rahat rahat konuşamıyordun. Yok öyle bir ya. Zaten bir beraberliğimiz şeyliğimiz olmadı zaten. Ya sormuşsun o zaman zaten. Sen Nur Sultan'a cinayeti sormuşsun.
Didem Hanım, Durasan'ı burada tanıyoruz artık değil mi? Evet. Nasıl bir kişiliği olduğunu da biliyoruz. Hadi söyle. Yani öldüğü anı, çocuk onu anlatacak. Öldüğü anı bile hatırlıyorum diyeceksin, söyleyecek sana. Sen onun devamını getirmeyeceksin. Sormayacak bir de. Ama işte... Bak Tayyip Bey de aynı düşünüyor. Ama işte... Yani sen onun devamını bak, getirmedin. Bak senin kızına bak. Ona resmen işte evet. Ablalık yapıyor. Kendi evladı gibi. Çok fazla ilgi. Onun babası öldürüldü. Ve sen de söylemek zorundasın bildiğin şeyi. Bilsem inan ki söylerim. Çünkü bu kadar uzamasını ben istemiyorum. Çünkü neden? Bu kadının çok tehlikeli olduğunu biliyorum ben. O zaman korkuyorsun. Yani çocuğuma bile bence benim burada araba çekiniyorsun. Durasan korkuyor musun? Yok korkmuyorum ben ama. Korkmuyorum diyor da korkunun dibini yaşıyor Durasan. Bence de. Helal olsun. Bir de Didem abla şöyle bir niye şey var. Niye korkunun dibini yaşıyor? Ya bilmiyorum ya Durasan'a ben bak gerçekten yalvarma modunda da söyledim. Durasan bir şey biliyorsan söyle artık, bak ben gerçekten tükendim dedim. Yani ben bunlarla yaşayamıyorum. Ya ben bilmiyorum ya, çok otelde kızdığım noktalar da oldu. Bağırıp çağırdığım da oldu. Aa burada yüzü, yani ben her yerde söylerim söylediğimi. Hakaret bile ettim. Bir şey bilsem söylerim. Ya biliyor aslında, benim kalbimce de kanaatimce de Durasan bir şey biliyor. Sevgili ama izleyiciler Durasan, ben gerçekten korkuyor. Yorumlarınızı merak ediyorum. Şimdi bazen ben şunu bir söyleyeyim de, yani kameralar röntgen cihazı gibidir. Samimi misiniz? O şu gözlerden bütün duygular ekrandaki izleyicilerimize geçiyor değil mi kameraman arkadaşlarım? Gerçekten bütün duygularınızı, şu kalbinizdeki bütün duygularınızı ağzınıza saklasanız da, şu gözler var ya, her şeyi ele veriyor. Şimdi ben zoom girin arkadaşlar Durasan'a. Durasan'ı tekli görelim. Beni de alın ekrandan. Ben izleyicilerimin moralini, yorumlarını çok merak ediyorum. Tekli dol resmi dol. Tamam doldu resmi. Bakayım. Beni hiç görme. Tamam mı? Bana şunu söyler misin? Nur Sultan sana ne anlattı? Sen ne biliyorsun? Nur Sultan'ın anlattığı bir şey yok ya. Sadece yani ben de böyle bazen sorduğum zaman bir, hatta o Ocak ayında geldiğinde sorduğumda babamın öldüğü zamanı bile hatırlıyorum dedi yani bana. Babanın ya, öldüğü zamanı hatırlıyorum ne demek? Çocuk cinayetin ne kadarına şahit olmuş? Yani cinayet olduktan sonra, yani çocuğun aklı başında, yani çocuğun haberi var yani cinayet olduktan sonra, orada belki birisini gördü. Ha. Belki de gerçekten bilmiyor çocuk, Durasan, görmedi. Çocuğun söylediğini söyle, varsayım yapma. Benim şirazemi kaydırma yani istersen. Varsayım yapmıyorum ben. Çok terledi. Niye terledi bu Durasan'a kadar? Bir vallahi terliyorum ben böyle. Sen sıkılınca terliyorsun. Evet. Zora gelince terliyorsun. Evet, zora gelince terliyorum ben. Hadi söyle be Durasan ya. Ya Rukiye bilsem, de yok burada, korkma. Bilsem zaten söylerdim ben bunu. Bu kadar yani benim hiç şeyim yok. Bilsem inan ki söylerdim. Sevgili izleyiciler, biliyor mu bilmiyor mu ya? Ben çok merak ediyorum yorumlarınızı. Sizce Durasan biliyor mu bilmiyor? Bence biliyor. Sizce? Bence de biliyor. Ben bundan iki günden beri söylüyorum. Ben tahmin ediyorum. Durasan bir şeyler biliyor da. Peki Murat? Korkuyor bir şeyden. Ben bir şey diyemem ama ne diyeyim şimdi? Biliyor desem bilmezdir. Vallahi ben bildiğini düşünüyorum. Yani sen korkma, bir şey biliyorsun. Korkma Rukiye, sana ayakkabı falan atamaz artık. Yok, yok bana kimse bir şey yapamaz. Doğruyu söylemezse ben ayakkabı atacağım artık. Kimse bir şey yapamaz. Hayır atacağım bak, topuklu benimki de yani. Zaten ben bunu Allah bilmiş olsam zaten söylerim. Gerçekten hiç yani. Hiçbir şeyden çekincemem yok. Bu kadar da uzanmasına gerek sonunda, yok yani. Evet ama yani sen de neyse. Konuştuk ve en sonunda Rukiye şunu kabul etti. Katil içerideydi. Gelsin ekranlara. Bakın sevgili izleyiciler, o tahtalarla yatak arasında... Karın olduğu yer dedin işte, tüplü otomuz. Biliyorum. Karın olduğu yer. Ama bak mesafe var. Kardan o... da beri date. Bu taraf, evet ama... Ve cizme oradaydın. 120 santim. 120 santimlik bir mesafe var. Senin kocan otopsi raporuna göre alnının ortasına dayalı silahla öldürülüyor. Silah alnının ortasına, bu taraftan. Çünkü sol tarafına mı yatıyor? Yok, sol tarafına yatıyor. Sağ tarafında. Hı? Sağ tarafında yatıyor. Nasıl yatıyor ya? Sağ tarafında yatarsa o tahtalara yüzü dönük olur Rukiye. Soluna yatıyor, yüzü çocuğa dönük. Sağ tarafında, ben bilmiyorum mu, bu kadar cahil miyim? Ya göster, anlamadım nasıl ya? Biz hep öyle konuşmadık mı bugüne kadar? Evet. Sağ tarafında yatıyor adam. Ya hayır, sağ dediğim. Şöyle yatmıyor mu Rukiye? Şu tarafa doğru. Sağ tarafında yatıyor. Beni yanıltmaya çalışma. Ha, ben soruyorum, hep öyle konuştuk da. Bu şekilde yatıyor. Ya özür dilerim, bir yatar mısın? Çok da şıksın ama. Bu şekilde. Sırt üstü yatıyor. Evet. Şu kolu dediklerine göre bak, sağ kolu dedikleri şu kolu. Şöyle. Hı. Şu. Şuradan tam
Ve ama kafasını alnının ortasından vurulabilmesi için kafasını o tarafa çevirmiş olması lazım. Bir de burada bir buçuk metrelik mesafe o var. Ama o zaman olabilir. Arkadaki yara bu, farklı yerde olur. Ha? Bu semt. Şöyle senin sefanda bir yer. Ama Rukiye. Şöyle. Olmaz öyle Rukiye. Rukiye çift kırma silahın bu namlu uzunluğuna kadar? En uzunu 76 santim. Biraz aşkım. Şöyle eşimin kafası yüksekteydi. Yüksekteydi. Ha. Şöyle olmuş olabilir. Şu şekilde. Şu şekilde. Yine olmaz. Evet. Yine olmaz Rukiye. Bu şekilde. Şimdi o şeyi yasaklı şey silah görüntüsünü LED'e versenize grafiği. Bak bir grafiğe görüntü görüyor musun? Aynen. Gel ayağa kalk canım. Ayağa kalk. Bismillah. Hadi bismillah. Ateş edilen yer o şeylerin arası mı? Onların arasında. Evet o barakaların %100 buranın içi dahil. %100. Ama bu taraftan gecenin bir yarısı olunca şimdi, tam olarak çıkartamadım olayı. Rukiye bak. Yani olmaz. Bu anda bir buçuk orada bir buçuk metrelik bir mesafe var. Oturur musun yani? Yüzünü herkes bir görsün. Bir buçuk metrelik bir mesafe var. Namlunun bir ucu var bir de tetiği çekilen yer var. Şimdi namlunun ucu tetik oradan... Evet yani tetiği çekmesi için onun katilin yanında silahı olması lazım. Silahı tutmuştur şans. Nereye tutmuştur? Nasıl? Şöyle çıkartmıştır ya orada dayanması. Ama Rukiye, çıkamıyor ki oradan. 76 santim yani. Namlu uzunluğu denen bir şey var. Bu tüfeklerde sabit. 76 santim. Tamam, senin boş... yattı dediğin yerle onun arasında jandarma ölçmüş 120 santim. Yok. Ya, yakın atış olduğuna i̇çeride, göre... İçeride. Silahın tamamını içeri sokup öyle çekmiyor. Yok öyle, yine olmaz değil ama yani. Olmuyor. Yok. Yani, silahın fazlası dışarıdan attılar. Bak şimdi. Bu beyine beni Sayın Emir beni yanıltmaya çalışma. Ben her şeyi sana, ben gibi biliyorum. Yanıltmaya çalışıyorum. Yanıltmaya çalışma. Senin bu silahın fazlası bu şekilde çekildi tamam, geri. Tamam çektim. Teltiye de tam barnağını uzatarak tamam, uzat. Sıkıldı ki tam bu adamın bura böyle dağılıyor. Bak. Sen az önce yattın oraya dedin ki bak dinle bir dakika dinle. Bu. Senin eşinin yarası nerede arkadaki yara? Bu tarafta değil mi? Sağ tarafında. Sağ tarafında. Sağ tamam tarafında. Tamam sağ tarafında. Bu silah. Senin yüzünü arkaya döndü diyorsun. Bak bak bir de yüzün... yatakla şey evet. Şey arası ağaçların arasındaki tahtanın arasındaki mesafeyi görüyor musun? Yani katilin oradan silahı uzatıp senin kocanın kafasına yakın bir yerde... Yani içeride olması lazım Rukiye. Mümkün değil evet, yani. İçeride. Bitişik atış değil miydi? Bitişik atış. Bitişik atış. Bitişik atış olmasına rağmen bu silah böyle çekildiğine göre o silahın fazlası çıkmış ki teldik bak, tam kocaman senin ağzına eşinin, vermiş. Bak ben sana şöyle anlatacağım. Eşinin yattığı yeri gösteriyorsun ya. Ben de burada duvarın arkasındayım şimdi. Evet. Namlu buradan gelecek. Buradan gelecek böyle düz namlu. Sonra bu namlu böyle dönecek. Ki öyle bir tüfek yok yani bugüne kadar. Geri dönecek, çekilme riski yok mu? Dönecek, alnının ortasına vuracak. Olacak iş değil ya. Geri çekilme anlattın... riski yok mu Sayın Memurum? Ne? Tüven dipçini boşluğa getirir. Ya dışarı. Nereye getirirsen getir bak. 76 santim dipçik şeyi diyoruz sana. İnanmıyorum. Bu silah tahtaların arasından Allah atıldı. Bir birde iki. Işık ateş dışarıdan da olabilir, içeriden de olabilir. Delilleri kaybetmenin peşini arama. İçeriden de atmış olabilir. Benim o an silah zımlamış. İçeriden atmış i̇şte olabilir bu. Diyorsan ben de sana derim ki seni görmem bravo, lazım. Bravo. Silah içeriden de atılmış olabilir dışarıdan da. Ben o an dengemi kaybetmişim. O an belki de katil içeriden kaçtı kurtuldu. Bu katil nereden geçti biliyor musun? He. Buradan ama bu yandan geldi. Bak şu an dikkat iyi dikkat çek. Burası buradan geldi. Buradan geçti. Buradan çığıştamadan. Çığıştamadan bu nasıl atılır? Tam denkliyor bak. Bu şekilde tam adak düştü mü çocuğu görmüyor. Çocuğu şöylesine sıksa bu kendini bilmeyen birisi olsa o çocuk kurşun hedefine gelirdin. Ama bunu ölçmüş, biçmiş, garantiye koymuş ki kocanın kulağına. Sol taraf kocanın yok değil mi? Parçalanmış bu taraf. Sol taraf olur mu ya? Sağ taraf olması lazım. Arnından vurulur da nasıl sol taraf olur? Neresinden vurulmuş? İki aydır. Arnın çatına vurulan adamın burası. Ben kanım buradan fark ettim. Adamın arnı çatı. Neresinden vurulmuştu adam diyorsun? Arnın çatından. Ha. Silah dayanarak yapılmış. Demek ki ne? Ben o arada zaten kendimi kaybettim. Dengem. Belki de adam içeride attı. Bir dakika özür dilerim. Çok özür dilerim. Silah buraya mı dayanmış? Evet. Ha. Buraya mı geldik? Bu noktada mıyız şimdi? Evet, evet. Bu noktadayız. Ben hep bu noktadayım. Ne uğraşmış bizi ikna etmek için? Garibim ya. Ne uğraşmış? Sonunda alnının ortasına geldik. O noktaya geldik. Şimdi gizli tanığımız telefon hattında ama ben size önce dün adliyeden çıkış görüntülerini Rukiye yanında abisi Veli ve Ömer'le beraber adliyeden biz o kişinin Ömer'in yeğeni olduğunu düşünmüştük ama bütün telefonların şu anda Rukiye'nin Ömer açıyor. Ömer'in kim olduğunu size açıklayacağım şimdi ama o görüntüleri izleyin şimdi.
Beyin kırısı geçirdim ben, beyin kırısı, haberin var mı? Arkadaşlar çok merak ettireceğim, Sülükka savcılığına çıkacağım şimdi. Ömer, sevgili izleyiciler, Rukiye'nin yeni evleneceği kişi iddiaya göre. Yani Ömer önce yeğeni olarak kendisini tanıtıyor ama yani 5. kocası olma yolunda iddialara göre. Bakın dün biz bu görüntüleri yayınladıktan sonra ihbar hattımıza bir hanımefendi, şu anda da telefon hattında alacağım kendisini. Ömer'i Silifke'de çok iyi tanıyan biri, hatta sizler de galiba tanıyorsunuz. WhatsApp hattımıza gönderdi, ihbarı önce ekranlarınıza getirelim. Biz öyle öğrendik. Yoksa Ömer'i bize yeğeni diye tanıtmıştı. Abisi Ahmet'e sorduk, Ömer kim, Ömer kim? Burada da Zuhal biriyle konuşuyordu. Ömer diye biriyle bir telefonda sürekli konuşuyordu, değil mi? Yani Ömer'in onun sevgilisi olduğu iddiası çok kuvvetli. Gelsin bir ekranlara. Hanımefendi bize hangi mesajı göndermiş? Herkes Ömer'den korkuyor. Merhaba Neden Hanım. Buraya 5 ve 6 yıl oldu yerleştirdi. Ben burada tanıdım. Rukiye'yi tanımıyorum. Ama Rukiye'nin abisini gidip gelirken yol güzergahında görmüş bir insanım. Ömer bu konuda silah konusunda iyi bir uzman olduğunu biliyorum. Nedenine gelince de bana da iki sefer silah çektiği için ve kendi canımı ve evladımın canını zor kurtardığım için halen mahkememlerimiz devam ediyor. Benim husumetli olup olmamam sorun değil. Keşke burada gizli olan, yani istihbarattan olan birilerini gizlice takip edip her şeyi öğrenebilmeleri için Ömer hakkında çok isterdim. Artı şunu söyleyeyim, Ömer ne kadar bir insan olduğunu burada bilmeyen kimse yok. Ondan da vazgeçtim. Muhtar onun amcasının oğludur. Halen onu kolluk ve gözetleyen bir insandır. Biz burada yabancı olmamıza rağmen ben malımı mülkümü satmadım. Beni çok tehdit etti. Yerimi satmam için çok uğraştı. Oğlumla, kızımla, torunlarımla beni çok tehdit etti. Ve bu yüzden ben gizli tanık olarak kabul ettim. Sebebine gelince de kimseden benim korkum yok. Ben Sivas Kangal'dayım, Allah'a şükür olsun. Ama adımın açıklanmasını istemediğimin tek sebebi evimi yaktı. Şu an derme çatma bir evde oturuyorum. Kimseden de bir kuruş yardım beklemedim, beklemiyorum da. Sadece adalet yerini bulsun istiyorum. Para karşılığı her şeyi yaptığını biliyorum. Ha, doğru olduğunu şuradan biliyorum. 5 yıl sürdü benim davam. Beni öldürmeye teşebbüs ettiğinde eşim müdahil oldu, parmağı kırıldı, dava yine sonuçlandı. 6. ayın 16'sında tekrar davam var. Burada herkes aslında konuşmak istiyor ama Ömer'den korktukları için konuşmuyorlar. Ya ev yakar, ya adamları silahla tehdit eder, ya da telefonla tehdit eder. Vallahi Ömer'le ilgili hanımefendinin iddiaları korkunç. Hanımefendi şimdi, telefon hattında mısınız? Ben çok teşekkür ediyorum evet, hanımefendiye. Evet, telefon hattındayım. Önce Mercan size bir teşekkür ediyor. Sonra benim evet, soracaklarım var. Bunları yürekli bir şekilde konuştuğunuz için, Allah rızası için konuştuğunuz için çok teşekkür ederim. Ellerinizden öpüyorum. Tanımıyorum. Alo. Mercan Hanım, siz de tanıdığınızı tahmin ediyorum Ömer'e. Mercan, sen tanıyormuşsun Ömer'i. Tahmin edin. Yok, tanımıyorum ya. Ben şöyle, yanınızda eşiniz mi konuşuyor ama biz sizle konuşalım. Nasıl tanıyorlar? Siz söyler misiniz hanımefendi? Bu arada hemşerim misiniz? Ayrıca memnun oldum. Evet, hemşerimizim. Artık gizlenin de piyanda kalmadı. Kimseden de korkum yoktur. Hı. Sadece şunu söyleyeyim. Mercan'ın eski kayınbabasının
yurduyla çok yakın bir mesafede oturuyorlar. Ya şimdi bak gündüzlerle sabah köyünün yakın olduğunu da senin biliyorum. Ömer şunu kısaca şunu söylüyor hanımefendi. Ömer senin eski kayınpederinin barakasını yakmış. Sabah köyünde. Sabah köyünde. Bu Sara Halil'in Ömer'i bu ablam. Durmuş. Öyle diyor. Şimdi ben... Peki ben şimdi Rukiye ile bağlantısına gelirim. Rukiye ile evlenmek üzereler mi? Ne biliyorsunuz? O konuda bir bilgim yoktur. Çok yakın bir arkadaşıyla biz konuştuk. Rukiye ile evleneceklermiş. Şu anda önce bir dini nikah kıymak için bir hoca arıyorlarmış. İmam nikah kıymak için. Doğrudur. Bu arada Ömer Bey'in soy ismini söylemeyelim ama 1960 doğumlu. Onu söyleyebiliriz. Yani şu anda kaç yaşında? Yaklaşık 62 yaşında. 62 yaşında aşağı yukarı. 50. Doğru mu hesapladın? Kaç doğumluymuş abla? Evet. Fena evet, bir matematik. 62 yaşında. 62 yaşında yine kendisinden çok çok büyük bir yine bir insanla birlikte. 63 yaşında. Evlenmiş, boşanmış. Ondan sonra Ömer Bey şu anda da Rukiye ile evlenmeye hazırlanıyorlarmış. Peki Ömer Bey'in işte şu anda bizim kulağımıza da öyle bilgiler geldi. Silifke'de şu anda bizim ekibimizi işte sağda solda işte ben onlara şöyle yaparım, böyle yaparım diye tehdit ediyormuş. Bir sürü ahkam kesiyormuş. Onu değil mi? Senin kulağına da geldi mi? Bunlar Mercan bizim de kulağımıza geldi. Evet. Ve ben sosyal medyasına girdim. Paylaşımlar hep silahlı fotoğraflar. Hep silahlı fotoğraflar. Hmm. Silah çok meraklı mı hanımefendi? Silahlı, bıçaklı. Evet, silah çok meraklı. Bu yayını Silifke Emniyeti de izliyor. Evet. Yani Silifke Emniyeti de izliyor. Yani bu tehditler doğruysa... Bir dakika, buyurun hanımefendi. Çiftlik karakolu biliyor. Ömer Yerin iki tane silahını... Şahsen yakalattım. Artık kimliğim açıklandığı için rahat konuşacağım diyorum. Evet, oraya çiftliği evet. Bakıyor oraya. Evet. 22'den. Jandarma mı? Jandarma. Buyurun söyleyin. Ömer Yel, her türlü tehdidi yapabilecek insan her türlü her şeyi de yapar. Her şeyi yapabilir diyorsunuz. Evet, yapabilir. Bunu herkes biliyor. Kime sorsanız söylerler ama korkularından kimse konuşmak istemiyor. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Çok özür dilerim, bir laf vardır. Şimdi daha önce Veli Bacak Ömer'le ilgili şunu anlatmış ekibimize. Bunu aktarabiliyor muyum Özden? Özden. Tamam peki. Mercan'ın ayrıldığı eşi Murat Bey. Hı hı. Murat Bey'le onların bir alacak meselesi varmış. Veli Bacakların. Murat işte benim bahçemi 4-5 yıl önce aldı. Senin ayrıldığın eşin. Ödemesini yapmamış. 3000 lira borcu varmış hala. Parasını istemiş Veli Bacak. Yani Rukiye'nin abisi. Aramızda tartışma çıktı. Kendine dikkat et, senin de sonun Yılmaz Kılınç gibi olur demiş. Bunları anlatan Ömer mi arkadaşlar? Senin eşinle Murat Karadağ arasında bir alacak meselesi olmuş. Doğru mu anlatıyorum? Şimdi geldi bu bilgi bana. Özlem bir anlatsana bana, gel kulağıma anlat bu bilgiyi. Çok karışık anlatmışsınız. Evet. Ya şunu söylemiş kısaca, şunu mu söylemiş Ömer, Veli Bacağı, senin de sonun Yılmaz Kılınç gibi olur mu demiş. Böyle mi demiş? Kim demiş bunu? Ömer demiş. Veli Bacağı, doğru mu anlıyordum? Yani Rukiye'nin abisine senin sonun Yılmaz Kılınç gibi olur demiş. Ha. O zaman bu cinayetin içinde genç baba Ömer mi acaba? Ben de öyle dedim. Biz de öyle şüphelendik hep. Sağ akşam kardeşim öyle dedim yani. Ben gece yani diyorum akşam buna gider beni, bu Ömer'i araştırıyorum, Ömer'i araştırıyorum. Evet. Yani... Şu anda çok büyük bir ihtimal olarak duruyor benim gözümde. Peki hanımefendi, Ömer Rukiye ile daha önceden tanışıyor olabilir mi acaba? Yani evleri yakın mı birbirine bu Baraka ile Yılmaz Kılınç'ın olduğu yer? Baraka'nın arası 8 kilometre. Ha 8 kilometre. Evet, yürüsez... Ömer'in evi ile 8 kilometre. Bunlar yazın nerede oturuyorlar? Bizim babamın vurulduğu çok yerin yakın, arası çok yakın, 2 saatlik mesafe. 2 saat sürmez. Yok, biz hayvanlarla gidiyorduk, 2 saatte gidiyorduk. Yürüyerek kuş uçuşu gidersen, yani direkt düz gidersen, bilemedin en fazla 1 saat 20 dakika, 1,5 saat sürmez yani yürüyerek. Çok yakın birbirine. Yakın, yakın. Yakın. Dağ arazisi olduğu için kestirmeler... Dünden beri. Ne canlı? Babamla beraber
Onun üzerine, onu değil, sahibi başka biri. Yani plakası başka birinin üzerine kayıtlı. Olabilir. Hatta araba sürücü ehliyeti de yok diye biliyorum. Ömer Bey'in sürücü ehliyeti yok da o aracı nasıl kullanıyor ben de bilmiyorum. Evet, o yani, dağın başında hiç kimse ehliyeti yoktu zaten genelde. Doğru, çoğunda. Ama bu da ihbardır yani. Ama 10 yıl önce aynı araba mı acaba? Ya, 10 yıl önce siz o arabayı... Aynı araba olmayabilir abla. Çünkü bizim dağda kullan... altı yüksek olduğu da deliyle. Didem ha, Hanım, ha, veriyoruz da. Eğer 10 yıl öncesi babam vurulmadan önce Rukiye Ömer'i tanıyorsa geçen gün burada söylediği şeyi de doğrulamış oluyor. Ne? İsmail tutuklansın diye söyledim onu dedi. Ömer'i kurtarmak için İsmail'i mi yapmak istedi? Bir şey söylemek istedi orada da. Aynen. Karıştı araya. İkinci bir şey daha var abla. Ya biz hep şunu söyledik. Veli Bacaklar'ın ve İsmail'in, Veli'nin onu getir oraya. Gerçi silahı da bir gizli tanık var ve silahı da işte o çuvalın içine koyup İsmail'in götürdüğünü söylüyor. İsmail, yani gizli tanık da çok farklı bu noktada. Şöyle bir şey olabilir. Bakın. Akşamlar İsmail'i bırakmış olabilir. Hı? Yaylaya. Onun dönüp dönüşünde görmüş insanlar sonuçta bunu. İsmail de oradan işi bitirip Gozak üzerinde şeymiş olabilir. Ama enteresan olan... Ya da Rukiye'yi kocasını öldürmeye azmettirmiş de olabilir. Yani İsmail'de belki de yani gerçekten deli sorular ama bunların hepsi özellikle Kezban Hanım'ın konuşmasıyla ortaya çıkacak. Merak etmeyin, az kaldı. Kezban Hanım da yakında konuşacak. Hanımefendi ama siz bayağı Ömer'in Silifke'de bayağı kendi başına küçük bir çete olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Doğru mu anladım hanımefendi? Bana mı soruyorsunuz? Evet, size soruyorum. Kendi başına, yani evleri yakan... Şunu söyleyeyim. Bizlere yaptığı şeylerden sonra neler yapabileceğini bilemiyorum. Burada herkes Karaağacılısından nereden tutarsanız tutun, kime sorsanız herkes söyler ama cesaret eden yoktur. Tamam, cesaretinizden dolayı sizi tebrik ediyorum gerçekten. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Sizin en ufak bir şekilde bir tehdit edilirseniz, can güvenliğinizde bir şey olursa önce lütfen emniyeti arayın, sonra da bizi arayın. Biz gereken yayınları burada yaparız, hiç merak etmeyin. Sizin can güvenliğiniz artık bize emanet. Bizle hanımefendinin canına en ufak bir şekilde zarar gelirse de etrafındaki sevdiklerine, onun sorumlusu sensin yani. Bu da bir ihbardır yani. Bir şey verdik arayı, verelim arayı. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. Bu arada Ömer'le ilgili şöyle sıcak bir bilgi geldi. Şu anda Rukiye Silifke'de evlenmek için, Ömer'le evlenmek için şahit arıyormuş. Sevgili Silifkeliler, şu anda sizin şahitliğine ihtiyacı var Rukiye'nin. Bilmiyorum, şahit olur musunuz, olmaz mısınız? Ömer'le evlenmek için herhalde dine nikah kıymak için önce evet, bir şahit arıyor. Bu da yeni gelen sıcak bir bilgi. Biz Ömer'le Rukiye'yi araştırmaya devam edeceğiz. Acaba Ömer genç baba olabilir mi? Şimdi hepimizin... Hatta yırttın sen Durasan. Rahatla artık yani. Terim. Ömer mi acaba? Tanıyor musun Ömer'i? Yok. Tanıyor musun? Hiç bilmiyorum. Ama şimdi sizin hani... Ömer'i arama ama. Sen diğer kocalarını aramışsın ben ya. Kimseye arama Ömer'i benim daha. Benim işim olmaz. Araştırmaya devam ediyoruz. Sayın savcım da soruşturmayı çok fazla derinleştirdi. Cezaevindeki hanımefendiyle ilgili olarak çok önemli bilgiler var. Onu yarın paylaşacağım sizlerle. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.